İyi akşamlar sayın seyirciler. Saatlerimiz 21. Bir ekran klasiğine, transfer raporuna hoş geldiniz. İki kıymetli arkadaşımla stüdyodayız. Bir diğer kıymetli dostumuz da uzak noktadan İzmir'den bize bağlantı yapacak, Ozan Zeybek. Hoş geldin sevgili Serhan. Hoş bulduk. Hoş geldin sevgili dostum. Hoş bulduk. O gün Beşiktaş ve Galatasaray cephesini iki kıymetli arkadaşıma soracağım. Ama tabii bugün Fenerbahçe ile başlayacağız. Öznemiz Fenerbahçe. Ali Bey'in Mali Genel Kurul'daki konuşmaları, genel kuruldaki atmosfer, hepsini masaya yatıracağız. Ozan Zeybek'e de hoş geldin diyelim. Hoş bulduk Aykut. Herkese merhaba. Sevgiler, saygılar, iyi akşamlar. Çok teşekkürler Ozan. Birkaç cümleyle sen Mali Genel Kurulu bize özetle. Daha sonra Ali Bey'in genel kuruldaki konuşmalarını zaten ekrana yansıtacağız. Esasında sen Mali Genel Kurulu'nun böyle olacağını bekliyor muydun? Ben daha ağır bir Mali Genel Kurulu geçecek diye tahmin ediyordum. Daha böyle sesi daha çok çıkanların daha çok konuşacağını tahmin ediyordum. Bu klasikleşmiş bir şey. Bugün gülme komşuna gelir başına hesabı. Bazı hani rakip olarak yönelen kulüpler, yönetimler bakın işte tartıştılar, kavga ettiler, pozisyonuna düştüler diyebilirler ama hepimizin, herkesin başına gelebilecek tartışmalı bir genel kurul. Çok konuşulacak bir genel kurul var ama daha ağır, daha yıpratıcı, daha yaralayıcı geçebilirdi. Ben beklentim bu yöndeydi. Yani böyle bu tarzı atlatılması da hayırlı oldu diye düşünüyorum. Yani bazı etkenler oldu. Uğur Dündar'dan tutabiliriz, başka konuları da konuşabiliriz. Ama en etkileyici konu herhalde taraftar nezdinde baktığımızda da teknik adamın ipuçları verilmesi. Daha önce biliyorsun yapay zekaya sorurduk şunlar demişti. Başkan seviyor böyle işleri. Yine bir ipucu verdi. Oynayın bakalım dolaşın diye. Yani insanlara birkaç gün daha malzeme çıkarmış oldular. Pekala. O zaman Serhan'la o güne sormadan önce Ali Bey'in Mali Genel Kurul'daki yaptığı konuşmaları bir dinleyelim, hatırlayalım, fikri takip yapalım. Sonra Ozan Zeybek, Serhan Türk ve Ogün Şahinoğlu ile devam edelim. Buyurun. Akıl yok, danışmıyorsunuz, her şeye kendiniz karar veriyorsunuz diyorsunuz. Onlarca ismini versem sizin daha iyi etmişsiniz, ona sormuşsunuz diyebileceğiniz kişilerle istişare ettik, danıştık, sorduk. Elimizi açmadan, kartımızı açmadan. Bir kısmı diyor 16 senedir sadece Türk hocalar şampiyon oldu. Türk olsun diyor. Öbürü diyor ki Türkiye'de şu an bize göre kimse yok. Bir diğeri yabancı olsun ama Türkiye'yi bilen yabancı olsun diyor. Geçen sene hocayı getirirken zamana karşılaştırdığımız zaman bugün piyasada müsait olan dünya çapında geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Birkaçının ismini söyleyince temas kurduğumuz aman 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 da hoca araziyi tanıyana kadar, hakemleri anlayana kadar, medyayı bilmem alışana kadar 6 ay geçiyor, 0 kilometre yabancı hoca olmasın. Bu görüşe de saygı duyuyorum. Tüm bu görüşleri bir havuzun içine atıp önceliklendirdiğimiz zaman şahsi düşüncem ve yönetim kurulundaki ilgili arkadaşların düşüncesi bizim Türkiye'yi hiç bilmeyen, Türkiye'de hiç çalışmamış, ismi ne olursa olsun bir hocayla yeni sezona başlamamızın çok büyük risk taşıdığını karar verdik. Diğer taraftan camiayı bilecek, camianın evladı olacak, Fenerbahçe DNA'sını, hassasiyetlerini, her şeyini bilecek, Samandıra'ya ruhu aşılayacak biri olsun düşüncesi de var. Şimdi baktığımız zaman Türkiye'yi bilen, yabancı hoca, iyi bilen üçü geçmiyor. Türkiye'yi bilen, Türkiye Ligi'ni bilen, burada yıllarca hocalık yapmış, bize olabilecek, uyabilecek hoca dediğiniz zaman 4 bilemedim 5. 5 bile değil, 4'ü geçmiyor. Bir sürü isimler atılıyor. Bir sürü isimlerle siz heyecanlandırılıyorsunuz. Olumsuz anlamda söylüyorum. Sosyal medyada tepkiler yağıyor. Camiayı bilen, hizmet etmiş, anlayan, o ruhu aşılayacak Türk olan
iki tane hoca çıkıyor. Bizim bu sene tercihimiz, Allah'ın izniyle isim olarak söylemiyorum. Arkadaşlar, anlaşma olmadan hiçbir şey söylenmez. Söylenemez. Hem saygıdan hem de bir sürdürülemez. Dolayısıyla bizim Allah'ın izniyle inşallah önümüzdeki sezon yönetim kurulunda oy getirdiğimiz zaman oylamaya camiayı çok iyi bilen bir Türk hoca ile çalışmanın bizim için en uygun olacağını düşünüyoruz. Evet, bugün Sayın Başkan Mali Genel Kurul'da bir hayli terledi. Uğur Bey'in de Sayın Dündar'ın da istifa ettiğini gördük bugün. Biraz tabii kabul edelim ki tatsız olaylar da yaşandı ama bu tip olaylar sadece Fenerbahçe kulübünde değil, genelde bizim Türkiye'de birçok kulübümüzde yaşanan hadiseler diyeyim. Sözü Serhan'a bırakayım. Tabii o da yıllardır o gün de öyle kongreleri takip ederler, bilirler havayı. Fenerbahçe Mali Genel Kurulu geçmiş yıllara oranla, bak geçmiş yıllara oranla hiç böyle sert geçmezdi. Geçmezdi çünkü başarı yok. Başarı olmayınca tabii ki ortalık karışacak. Bir de şu var, ben son zamanlardaki Fenerbahçe'nin hem mali kongrelerini hem olağanüstü kongrelerini, hepsini takip ediyoruz. Hem medyalar takip ediyoruz hem de gündem olarak takip ediyoruz. Ama tek konuşulan konu Galatasaray oluyor. Sürekli Galatasaray konuşuluyor. Galatasaray hedef alınıyor. Yani burada Galatasaray'ın konuşmasının ne anlamı var ki? Mesela Burak Kızılhan, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan şöyle bir şey dedi. Ben ona da takıldım. Afet bölgesine 1500 adet çadır gönderdik. 1050 konteynerle destek olduk. Rakiplerimizle söz verdikleri destekleri TFF'ye yolladılar mı? Ya zaten bir elinin verdiğini bir eli görmemesi lazım böyle durumlarda. Yani bu nasıl bir mantıktır? Nasıl bir şeydir? Daha sonrasında ben Galatasaray'da araştırdım. 1135 tane konteyner kurmuşlar Maraş'ta. 5000 kişi yaşayacak. 85 tane de Hatay'da kurmuşlar. Yani şu an hazır bir şekilde. Yani orada Galatasaray kadar diyor mu, rakiplerimiz mi diyor? Bak. Rakip, başka hangi rakibin var senin? Var, Beşiktaş'ta rakibi, Trabzon'da rakibi, tamam, Anadolu. Ama zaten ana gündem maddesi Galatasaray oldu ki. Zaten kongrelerin genel ana gündem maddesi Galatasaray oluyor. Bir tane eski yöneticilerden birisi çıkıyor Galatasaray'a bir laf söylüyor. Yani sonuçta gerek yok bunlara yani. Şimdi birlik beraberlik mi diyelim? Tamam, birlik beraberlik diyelim. O zaman birlik beraberlik geçecek bir şekilde kongre olması lazım. Tabii ki gergin geçecek mi? Gergin geçecek. Çünkü gerçekten Sayın Ali Koç elinden gelen her şeyi yapıyor. Maddi, manevi. Yaptı mı? Yaptı. Yapmaya da devam ediyor. Yapmaya da devam ediyor. Ama başarısız olduğu zaman başarı neyle ölçülüyor? Süper Lig şampiyonluğuyla ölçülüyor. Tamam, Türkiye Kupası'nı kazandı. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum, kazandı Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası nedeniyle. Ama hiç kimse Ziraat Türkiye Kupası'nı çok büyük başarı olarak görmüyor. Çünkü eldeki çok büyük başarı kesinlikle ve kesinlikle Süper Lig şampiyonluğuydu. Bir de geçen sene 13. olan Galatasaray'dan kaybettiğin, bu sene şampiyonluğu için yola çıktığın Galatasaray'dan ve çok iyi bir kadro kurdun. Rakiplerin, özellikle Galatasaray, Zaniola, Icardi, Mertens, Oliveira, Torreira'yı alırken senin aldığın transferlere bakıyoruz. Aldığın, oynatamadığın transferlere bakıyoruz. Başarısız olduğu zaman herkes birbiriyle didişiyor. Başarı olduğu zaman birlik beraber kalıyor. Mesela en son şunu söyleyeceğim Aykut. O güne bakma de vereceğim sözü, estağfurullah. Tabii ki. Buyur kardeşim. Yani mesela Galatasaray'da temel atma törenini gördük Kemal Burgaz'da, değil mi? Doğru. Oradaki birlik beraberliği gördük mü? Rahmetli Ali Samiyen, rahmetli Özcan Cihan'dan, rahmetli Mustafa Cengiz'den başka yaşayan bütün efsaneler oradaydı birlik beraberlik için. Çoğu birbiriyle konuşmuyor. Çoğu birbirleriyle küskün, kırgın ve hepsinin kendi hesapları var. Ama ne yapıyorlar? Asıl amaç Galatasaray olduğu zaman birlik beraberlik oluyor. Burada asıl amaç Fenerbahçe ama birlik beraberlik yok. Birlik beraberlik olması için herkesin taşın altına elini sokması lazım. Birlik beraberlik olduğun zaman daha rahat hareket edebiliyorsun. Yoksa strese kapılıyorsun, böyle kongreler geçiyor. O gün? Yani Galatasaray diğer bütün camialardan farklı hareket etmeyi çok bir dakika, başarıyor. Evet Ozan. O günün affını istiyorum. Ben af diliyorum o günden. Buyur. Lütfen başlamadan şunu söylemek istiyorum. Yani Fenerbahçe'nin en aciz noktasından bahsediyor Serhan Türk. Fenerbahçe'deki bu olaylar, yani teknik adam da yalnız, yönetim de yalnız, birlik beraberlik gelmediği için şampiyonluk gelmiyor. Ama biz, benim gibi Fenerbahçe'yi yorumlayanlardan da şunu rica ediyorum. Serhan Türk arkadaşım ne yapıyor? Galatasaray'ı takip ediyor. Menfaatleri için Galatasaray'ın yeri geliyor avukatı oluyor, yeri geliyor elemanı oluyor. Her şeyle uğraşıyor.
Fenerbahçelerin de yaralı olduğunu biliyoruz ama yarayı kaşımanın anlamı yok. Bu birlik beraberliği bir türlü oluşturamıyor Fenerbahçe. En hassas olduğu nokta bu. O gün kusura bakma sana bırakıyorum. Estağfurullah. Sadece bizim menfaatimiz olmuyor burada. Biz gazetecilik yapıyoruz yani olumlu haberler veriyoruz. Tabii tabii bak kötü anlamda olumlu... Yok Sarhan. Yok şimdi doğru şöyle bir şey. Bana mesela mesela geçen gün şöyle bir olay oldu. Ben hiçbir şekilde menfaatimi koymam. Ben gazeteciliğimi ön plana koyarım. Murat Sancak başkanımla biz üçümüz oturduk. Ve ben orada otomatikman sorulacak sorulardan birisi Icardi'yi alır mısın diye soru sordum Murat Sancak başkana. O da Icardi transferine neler döndüğünü biliyoruz. Ben sonuçta transferin başında ben değilim. Bana o zamanki o verilen doneler nedir onlar? Kamuoyuna açık platform, kapa verilen bilgiler neticesinde ben. Ama başkanın bildikleri vardı söyleyemedik. Orada Galatasaraylılar bana yazıyor sen söyleyemedin ne? Ya kardeşim ben kendi menfaatim yok ben gazeteciyim. Neyi yanlış görürsem onu söylerim. Yarın Galatasaray'la ilgili yanlış bir şey görürüm, yanlış bir şey söylerim ben. Söyleyeceğim de, söylemem de zorundayım. Çünkü ben gazeteciyim. Daha sonra hep biz birer takımı tutarız, sen bir takım tutarsın, o gün bir takımı tutar. Herkes çıkartır gazetecilik formasını, kendi formasını giyer, gidip destekler. Ama bu bağlamda hani ben o menfaatimi oraya dayalanayım, buraya dayalanayım. Yani böyle şeyler ben yapmam. Sen de beni çok iyi tanıyorsun Ozan'cığım. Evet. Abi şimdi şöyle Fenerbahçe'deki temel sıkıntı zaten yıllardır süre geliyor. Nedir bu? Galatasaray istediği kadar Galatasaray'da krizler olsun, fırtınalar kopsun, başkanlar teknik direktörlerle yönetimler vesaire birbiriyle kapışsın. İşin sonunda amaç kupayı kaldırmaksa günün sonunda, ligin sonunda herkes bir araya gelebiliyor. Bunu sadece bu sezonda yaşamadı Galatasaray. Geçmişte de yaşadı. Bugün işte temel atma töreninde Burak Elmas'la Fatih Terim tokalaşıp o eli sıkabiliyorsa Galatasaray'ı diğer camialardan ayırdığını gösteriyor bu gibi fotoğraf kareleri. Evet. Neden? Çünkü Fenerbahçe'de de Beşiktaş'ta da diğer kulüplerde de yıllardır hep gelen başkanlar gidenlerle kavgalıdır. Bir araya da gelmezler. Geleni gördünüz mü? Galatasaray dışında gelmezler. Ama Galatasaray öncesinde de bir araya gelmeyi başardı. Yani eski başkanın listesinden çıkıp ona muhalif olan yeni başkan adayının listesine giren yöneticiler, ikinci başkanlar, as başkanlar. Galatasaray'da bunlar çok sık yaşanır. Neden? Galatasaray'daki en temel faktör başarıdır. Yani kupayı havaya kaldırmaktır Mayıs ayı geldiğinde. Ama Fenerbahçe'de ya da diğer kulüplerde bugünkü temel sorun biraz da kulübü sahiplenme havası oluyor. Galatasaray'da hiçbir başkan kulübü sahiplenemez. Neden sahiplenemez? Bir sezonu başarısız geçirsin. Zaten Galatasaray Genel Kurulu kongreye götürüyor başkanları. Ben Fenerbahçe'de hiçbir zaman kongrenin seçime götürdüğünü görmedim. Ya da Beşiktaş'ta bu son dönemde yaşandı işte artık işin boyutunu koptuğu noktada Fikret Orman da o zaman başkan. Ama Galatasaray'da bu gördük işte Burak Elmas'ın geliş süreci nasıldı, nasıl bir yaklaşımla geldi. O sosyal medyadaki havayı hatırlarsanız ama bir sezon bile tamamlamadan Burak Elmas'ı seçime götürttü o kongre. Şimdi burada 5 sezondur ortada sonuç itibariyle Fenerbahçe'de başarı sayabileceğimiz bir nokta yok. Neden yok? Yani temelde sonuç itibariyle Fenerbahçe 9. sezonuna geldi. Şampiyon olamadı. Evet, ligi 2. bitirdi. Türkiye Kupası'nı kazandı. Bu belki gelecek sezon adına da güzel bir nokta oldu. Neden? Şunu söyleyeceğim. Süper Kupayı kazanarak yeni sezona rakibine karşı bir üstünlük sağlayabilirsiniz. Kupayla kazanmak, kapatmak çok kıymetli. Ama sonuç itibariyle Fenerbahçe taraftarı 9 sezondur o tribünleri dolduruyor. Şimdi ben Volkan Demirel'le konuşmuştum yayından 20 dakika önce. Uzun da bir konuşma yaptık kardeşimle Volkan'la. Dedim ki böyle bir görev verilirse ne yaparsın? Ben hazırım dedi yani. Benim için Fenerbahçe'de çalışmak zaten en büyük hayaldir dedi. Ha, Mircea Lucescu'nun yardımcısı olur musun dedim. Ben öyle bir şey olmaz. Zaten deseler de bana böyle bir teklifle gelseler de ben bunu kabul etmem dedi Volkan Demirel bizzati. Ama Fenerbahçe'de bana görev verilirse seve seve hazırım. Fenerbahçe'de kim çalışmak istemez ki Aykut abi dedi. Bak bunu görev alınmaz söyledim. Görev verilir. O kadar. Tabii ki. O da öyle diyor zaten. Görev verilirse ben hazırım ha.
Ya bu arada, olur olmaz bilemem. Ben mesela oyuncunun açıklaması. Ozan'ı çok merak ediyorum. Ben de şimdi yani Ozan abi şey, soracaktım. Yok. Ben yani Sayın Başkan'ın konuşmasında Samandıra'yı çok iyi bilen de deyince tabii, akla şimdi birçok teknik adam geldi geçti konuşuldu. Abdullah Hoca, Sergen Hoca vesaire ama İsmail Kartal. Şimdi Samandıra vurgusu da var. O Samandıra ruhunu şimdi, bilen. Şimdi aklıma iki kişi geliyor. Bir tabii İsmail Hoca, Ozan bir hepsini bilir Volkan de. Hoca. Şimdi mesela herkes diyor ki zanneder biz Ozan'la gerginleştik. Öyle bir şey yok. Ozan benim çok sevdiğim, çok saygı duyduğum gazeteci dostum, arkadaşım. Kişiliğini ben çok severim. Her zaman da saygı duyarım. Hani ben orada şöyle bir şey de var Ozan'cığım. Onu da söyleyeyim ben sana. Ve haberlerine gerçekten çok inanırım, çok güvenirim. Gerçekten çok iyi bir dosttur. Dışarıda da çok iyi bir kişiliğe sahiptir. Şöyle bir durum var. Mesela ben röportaj yapmadım biliyor musun Ozan? Yani Galatasaray şampiyon oldu. Ben röportaj yapmadım. Neden röportaj yapmadım biliyor musun? Herkes çatır çatır röportaj yaptı. Yanlış anlamayın, yoldan geçen elinde şey YouTube hesabı olan insanlar bile şu an Galatasaray'ın önde gelen ismi Okan Buruk, Sayın Erden Timur, Sayın Dursun Özbek röportaj yap. Ben yapmadım. Niye yapmadım biliyor musun? Çünkü benim önceliğim olması lazım gazeteci olduğum için. Ve benim o önceliğim gazeteci olduğum için önceliğimi, gazeteci olmayan öncelikleri verildiği için ben röportaj yapmadım. Ve bundan dolayı da incindim. Ama bundan dolayı da ben hani gidip kulübe sallama ya da kulübe farklı bir şekilde yapma ya da kulübe yaranma şeklinde yapmadım. Ama yani ben orada röportajlarda ben almak isterdim, ben yapmak isterdim. Biliyorsun gazetecilik bunu gerektirir refleks. En iyisini vermek abi lazım, en doğrusunu vermek lazım. Şampiyon olmuş takımın hocasını konuşturmak lazım, başkanını konuşturmak lazım, sportif direktörünü konuşmak şey lazım. Çok özür diliyorum. Hı-hı. Bu konuda %100 haklısın. Neden? Bunu daha önce de konuşmuştuk şampiyonluktan sonra. Şimdi Galatasaray o süreci bence kötü yönetti. Sürekli olarak şu an ekranlarda Sayın Dursun Özbek, Erden Timur'u görüyoruz, Okan Hoca'yı görüyoruz. Bir gazetecinin en büyük arzu ve isteği sezon sonu takip ettiği takım şampiyon olduğunda o takımdan hangi futbolcuyla röportaj yapsam arzusudur, beklenti odur. Çünkü muhtemelen Serhan abi de ayağını kurmuştur. Ya bir Icardi ile bir röportaj güzel giderdi Mertens'le, Torreira ile. Beşiktaş şampiyon olduğunda şampiyonluktan dönüşü, İzmir dönüşü ertesi gün medya günü yaptı. Herkes röportajlarını yaptı. Futbolcular öyle ayrılmıştı. Peki. Biraz şimdi, hak veriyorum yani Serhan abi. Şimdi büyük haberler almaz. Ozan'a verelim bakalım topu o ne diyor? Neyi merak ediyorsun Aykut, sorar mısın bana? Yerli teknik direktör. Dur ben sorayım aslında biliyor musun? Benim kafamda çok güzel bir soru var Ozan'a. Onu sorabilir miyim? Sor. Peki tamam. Bu takımın hocası sence Montella mıydı? Montella da ben şöyle benim aldığım bilgi de şu yöndeydi. Geçen hafta Montella ile hatta 10 gün önce Montella ile Sayın Başkan Ali Koç'un görüştüğü hatta Ali Koç'un evinde görüştüğü şeklinde haberleri de almıştım ben. Montella'ydı. Montella'dan dönüldüğü yerli bir teknik direktör müydü yoksa sürekli kafasında yerli bir teknik adam vardı? Ben başkanın açıklamasını büyük bir talihsizlik olarak yine daha önceki yapay zeka muhabbetine benzetiyorum. Şimdi ona sordum, bu böyle dedi. Buna sordum, o kabul etmedi. Bu böyle düşündü. Şimdi büyük liderlik figürlerinde bu tarz alışverişi yaparsın, bilgi alışverişini yaparsın ama bunları pek deşifre de etmezsin. Başkan hala kafasında bile oturtamamış. Yani net olmalı, net karar vermeli. O şekilde yola çıkmalı. Hala tereddütleri var. Ben Montella birincisi olmasını istemiyordum. İkincisi görüştüklerini zannetmiyorum. Bilgi anlamında söylemiyorum bunu Serhan. Yani ben hiç duymadım ama görüştüklerini de zannetmiyorum. Başka isimler de geçti. Mesela benim de duyduğum 2 hafta önce, tabii Jesus'un gideceğini 3-4 hafta önce biliyordu. Abdullah Avcı'yla da görüştüğünü duydum ben başkanın. Artı Abdullah Avcı'nın milli takımla da görüştüğünü duydum. Yani böyle birçok isim dolaşıyor, konuşuluyor. Ama bugünkü açıklama çok yersiz, zamansız oldu. Ya bunu çok iyi bir silah olarak kullanabilmeliydi başkan, mani genel kurulda. Bir kez daha söylüyorum. Orada yani etkileyici bir şekilde çok iyi bir silah olarak kullanabilirdi. Ama yine havada kaldı. Balon olarak kaldı. Ama yaptığı açıklamalardan herkesin düşündüğü, ilk akıllara gelen İsmail Hoca ile Aykut Hoca, daha sonra Sergen Hoca da orada oynadı diye öyle bir olay çıktı ortaya. Yani varsayımlar çıktı. Ama yapacağı tercih ne olursa olsun yine %50 kesimi, taraftarların %50 kesimini mutlu edemeyeceğini düşünüyorum. Yine tartışılır bir durumda olacak mutlu diye düşünüyorum. Mutlu edeceğini düşünseydik zaten bugün kongrede açıklardı onu. Kongre zaten bugün kongrede açıklardı. Derdi ki benim bugün teknik direktörüm budur. Fenerbahçe'nin 2023-24 sezonu teknik direktörü şudur derdi. Ya.
Demek ki herkesi tatmin edemeyeceği için söylemedi. Ya Ozan abi, ama ben yanlış mı biliyorum? Mesela benim çevremdeki bütün Fenerbahçeli arkadaşlarımla dün önceki gün konuştuğumuzda, sohbet ettiğimizde başkan kongrede açıklayacak yeni hocamızı zaten dediler. Herkes bunu bekliyordu. Beklentim ben buydu. Beklemiyordum o gün. Ve çok özür dilerim. Aynen, ben beklemiyordum. Çok özür dilerim. Şunu da söyleyeceğim. Şimdi Temmuz ayında maçlar var. Temmuz ayının sonunda maçlar var. Evet. Ve takımlar ligi erken açıyor bu sezon. Süre çok kısıtlı. Evet. Mesela 1 Temmuz itibariyle muhtemelen hepsi top başı yapacak, tamam mı? Arada kalmış şurada kaç gün? Nasıl planlama yapacaksınız? Yani bence zaten hoca, gideceği belliyken hoca, çoktan bu işleri çözmeleri gerekiyordu. Biraz sanki hoca açıklamalar, özür diliyorum Aykut'a, sanki açıklamalar, ben şunu anlıyorum biraz. Böyle yabancıdan, hani Montella vesaire çok önemli, yabancıdan biraz zorunluluk itibariyle yerli hocalara dönüldü gibi. Acaba nabız mı yokladı Ozan Zeybek Sayın Başkan? Onu nabız yokladı, sen biraz daha nazikçe söyledin, ben biraz yoklama macunu çekti diyorum buna. Yani bu argo bir kelime değil. Değil. Bu tarzda hareketleri var başkanın. Şunu söyleyeyim Aykut, şimdi Ersun Yanal'ı getirmem dedi, getirdi. İsmail Kartal'ı çalıştırdı, geri gönderdi. Aykut Kocaman'la asla çalışmam dedi, Aykut Kocaman'ı getirirse. Yani burada bir tek Volkan Demirel ve Sergen Yalçın ikilisi kalıyor baktığımızda. Ama başkan hala yapmam veya düşünmem dediği şeyleri yaptığı için daha da kendini yıpratıyor. Bir kez daha söylüyorum açık ve net. Jesus yalnız kaldı. Yanında bir futbol aklı, Türkiye'yi bilen biri yoktu. Bu artık futbol aklının yerine de lütfen sizin gibi insanlar yeni bir deyim bulun. Yani ben de dahil buna bulamıyorum. Futbol hani şey mühendisliği deriz ya, kadro mühendisliği ve futbol aklından artık bunların yerine bir şeyler bulmamız lazım. Başkan Jesus yalnız bıraktı ve yönetim olarak da tek başına kendisi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sıkıştığı noktada işte akıl aldım, fikir aldım. Bu işler böyle olmamalı ve bunları deşifre etmemeli. Anlattığım isimleri bir daha göz önünüze düşünün lütfen. Ersun'u getirmem dedi, Ersun Hoca'yı getirdi. Aykut Hoca'yla çalışmam dedi. Bugün akıllara ilk gelen Aykut Hoca oldu, biliyor musunuz? Sonra İsmail Hoca oldu. Daha sonra denklem kurmaya çalışan insanlar Volkan Demirel'i çıkardı. En sonunda Sergen Yalçın'ı çıkardılar. Yani bu kaotik ortam, bu fluluk, bu dumanlı hava hala Fenerbahçe'de devam ediyor. Bugün bunların hepsini defteri kapatabilirdi. Bu sezonu ve geçmişi, kendi görev süresini şu şekilde kapatabilirdi. Bugün çok ciddi, radikal, bu yine başka bir jargonla konuşuyorum, kusura bakmayın ama en anlaşılır, giderli bir konuşma. Şu var, ben Ali Koç'u eleştirmeye kalktığımda bugüne kadar yaptığı, verdiği emekleri gördüm de kendimi vicdansızlık yapıyorum diye suçluyorum Aykut. O kadar çaba sarf ediyor, fedakarlık yapıyor. Ama bu hala yani bu konuşmalara kim yardımcılık asist ediyorsa, yani kim yardımcılık yapıyorsa Ali Koç'a hata yaptır diye. Sence, bence hiçbir şekilde Ali Koç Sayın Başkan bütün kararları kendisi alıyor, biliyorsun yönetimdeki kararları. Ali Koç kendisi. Şöyle gibi, köy heyeti gibi, yani ondan bundan duyuyor ama yine bildiğini okuyan cinsler. Ben bazı bugün insanlar vardır. Anlatabilirim, böyle dinler, sorar, eder ama yine aklındaki ilk şeydir. Ama şu var. İkna edici, yanında dominant figürler olmalı. Peki başkan diyecek figür olmamalı. Ben de kulüplerde çalıştım. Çok değer verdim bir teknik adama, dedim ki hocam ben sana yararlı olamıyorum. Bana lütfen izin ver, ben ayrılmak istiyorum. Ben sinek ikili değilim dedim. Buradan gitmek istiyorum ya da benden faydalan dedim. Sonra yollarımızı ayırdık. Yani böyle bazı şeyler insanın kendi becerisinde, içinde de olmalı, yeteneğinde de olmalı. Ben 30 kişiyle dolaşacağıma, poz vereceğime, sadece Ali Koç için söylemiyorum bunu, genel anlamda anlaşılabilirliği artsın diye söylüyorum. 3 tane daha iş bitiren adamla doluşurum, daha güçlü olurum. Ben evet, mesela bir bugün bir şey de duydum. Sayın Başkan'ın yardımcı antrenör olarak Alex de Souza'yı da düşündüğünü öğrendim. Şimdi kardeşim, o Türk oluyor mu? Net. Şöyle. Türk oluyor mu? Hayır işte. Onun şu çatı altına toplamak. Yani Fenerbahçe camiasını bilen, dinamikleri bilen, bak yardımcı antrenör ama. Kulübü daha önce bilen. Oriol'u getirdiler. Oriol zaten var. Bir şey yapmadı dedi. Bu sezon zaten var. Evet Ozan. Şunu söyleyeyim. Camiayı iyi bilen. Hani biz maçlardan önce kıyaslarız ya. Son 2 yılda işte Fenerbahçe ile Beşiktaş veya Fenerbahçe ile Galatasaray şu maçları oynadı. İşte 3 defa biri kazandı, 5 defa 7 tane beraberlik çıktı. Ya kardeşim 2 sezon önceden aynı futbolcu bile yok. Bunları kıyaslamanın anlamı yok. Yani kadrolar değişmiş şeyler. Camiayı bilmek, o Samandıra'da 3 tane malzemeci arkadaşımı, çimciyi, işin yolunu, Samandıra'nın yolunu bilmekten geçmiyor. Bana futbolu bilen adam lazım, camiayı bilen adam lazım değil. Sen Jesus gibi bir markadan çıkıp da
isim verip de burada daha böyle kimseyi kırmak istemiyorum ama daha düşük kalibrede bir adamı getirip nasıl şampiyonluk hedeflersin veya son kurşunun bu. Bu sene şampiyon yaptın, yaptın, yapmadın. Belki bir daha adını ağzından Fenerbahçe lafını çıkartmayacaksın başkan. Yani anlatmak istediğim bu. Son kurşunlu çok iyi. Ben Jesus'tan sonra örnek vermek için söylüyorum böyle. Yani hedef saptırmak. Mourinho gibi bir adam getir. Ne oldu? Sezon başı Jesus getirdik. Jesus dedik. Ayakkabı çok güzel dedik. Tam Fenerbahçe ayağına göre ayakkabı alır dedik. Serhan. Hı-hı. Bak bir Jesus benim gözümde hala marka bir teknik adam. Benim gözümde hiç değil. Hiç değil. Gitmesi gerektiğini. Ozan, Jesus'un açıklamalarını dört gözle bekliyorum biliyor musun? Jesus'un konuşmalarını dört gözle bekliyorum ben. Yok, Jesus'tan bir şey çıkmaz. Sana öyle bir malzeme çıkmaz. Abi, yani burada arada Portekiz Cumhurbaşkanı. Adam Fenerbahçe'nin teknik direktörüyken açıklamalar yapmaya kalktı. Adam ne istedikleri kadar anlaşsınlar. Filmin nerede koptuğunu anlatması lazım abi. Filmin nerede koptuğunu anlatacak. Ben söyleyeyim ben size yani. Bu sene anlatacak. Belki orada biri sıkıştıracak anlatacak. Belki ben işte yine ya oturuyordum, sohbet ediyordum, birisi geldi yazdı diyecek. Bak aynı şeyler çıkacak karşımıza bak. Olabilirsiniz. Montella mı daha başarılı, Murat Sancak mı daha başarılı? Yo, güzel soru ama. Bak çok güzel bir soru sordu. Hayır soru çok güzel. Ben onu Serhan abi ne diyecek diye merak ediyorum. Ben sen cevabı söyleyeyim. Serhan versin. Tamam, cevabı sen de ver ama. Onu bu sene göreceğiz. Getirdiği teknik adamla göreceğiz. Ama şu ana kadar yaptığı icraatlardan ve hakimiyetten, direksiyon hakimiyeti diyoruz ya, karda, çamurda arabayı kaydırmadan götürebilmek. Maşallah araba değil, otobüs kullanıyor, tır kullanıyormuş gibi gidiyorlar. Peki. Bazı şeyler... Ben sana bir soru sorabilir miyim? Tabii. Ali Koç mu başarılıydı, Jesus mu başarılıydı? İkisi de bu sene birisini yine başarılı. Yani, Ozan birisini seç. Ben şunu söyleyeyim, bak. Hayır. Jesus Ali Koç'tan daha başarılı. Jesus Ali Koç'tan daha başarılı. Ben başkan olarak başarılı olmak istiyorsam şunu yapardım. Yanına bir tane adam koyardım. İki tane adam koyardım. Üç tane. Lütfen gözünüzün önüne getirin. Fenerbahçe'nin antrenmanlarını defalarca Aspor canlı verdi sabah saatlerinde, öğle saatlerinde. Veya biz konuşurken antrenman görüntüleri ekrana geliyor. Ya bakıyorum bir tek başkan yanında böyle bak görüyor. Bilmiyorum beni yönetmenim alabiliyor musun beni bak. Görüyor. Böyle bekleyenler var. Şunu söylemek istiyorum. Dünyanın en insanlarından biri bendeki imajı hayatımda karşılaşmadım Mehmet Aurelio. Bankadan kredi çekecekse ben kefil olurum. Gitsin banka müdürü beni arasın ben imza atmaya geliyorum der. Ama ben bir takımı emanet ediyorum. Sadece Portekizce biliyor diye, daha önce futbolcu diye bu adamları buraya koymam. Yani tercüman diyor ki Fenerbahçe tercümanı. Ben bir küçücük bir anekdot anlatayım Aykut. Bir kulüpte çalışıyoruz Süper Lig'de Ziya Doğan'la beraber. Tercümanın ailesinden biri rahatsızlandı. Bana dedi ki mecburen sen sahaya gireceksin. Oyuncuya işte şuraya koş, defans yap, blok, koş, kapat, aç. Bunları yapıyorsun. Ondan sonra maç toplantısında bazı şeyler anlatıyor. Senin oradaki tecrüben veya sosyal zekan ortaya çıkmak zorunda. Futbolcuyla olan diyaloğu kuracaksın. Fenerbahçe'nin tercümanı olsam ben 1-0 öndeyim. Giresun'a karşı 1-0 koruyamadık diyorsa benim yabancı teknik adamım. Bu Avrupa'da normal karşılanabilir. Ben onu başka türlü, başka bir ağızla, başka bir jargonla söylerim. Anlatabildim mi ne demek istedim? Yani medyasından tut. Bu sene Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kaybetmesinin en büyük etkenlerinden biri sosyal medyadaki ve dış aksamda yani dış medya yani bildiğimiz gerçek medyadaki Galatasaray'ın gücü. Defalarca Serhan benim arkadaşım dışarıda geziyoruz. Defalarca beraber yemekler yapıyorlar. Geziyorlar, başkanlar, yöneticiler davet ediyorlar. Birlik beraberlik yani çağırdık, herkese merhaba dedik. Birer plaket verdik. O havada değil. Yok, nasıl? Galatasaray gözün önünde yapıyor. Fenerbahçe gözün arkasında yapıyor görüşmeleri yani. Baktığında taraftar nezdinde de aynı. Aradaki fark bunlarla çıkıyor. Ben Galatasaray stadına maça gidiyorum. Tüylerim diken diken oluyor. Vitesi küçülten, büyülten, hızlandıran, defans yaptıran, hücum yaptıran Galatasaray taraftarı. Fenerbahçe taraftarında başka bir hava var, başka bir imaj var. Yani defalarca söyledim. Sanki Galatasaray taraftarı hafta içleri buluşuyorlar koro halinde. Çalışmalar yapıyorlar. Fenerbahçelerin kıskanmadan, imrenerek, görerek, ders alarak, çalışarak bunları yapabilmesi lazım. Ama bugünkü konumuz bu değil. Şunu söyleyeyim. Başkanın mali kuruldan, yani yanına birkaç tane, burada biz kimseyi pazarlamıyoruz. Ona sordum, buna sordum diyor ya. Ben birine bir şey soruyorsam fikrine güveniyorum diye sorarım. Laf olsun diye sormam.
Başkan bugün kendi ağzıyla söylüyor. Ona sordum, o olmaz dedi. Buna sordum, yabancı şöyle olur dedi. Fikir, 3 tane 5 tane adam belirlerim, 10 tane değil. Daha sonra çokluk olan yerde başka arızalar çıkabilir. 3 tane adam 5 tane adam belirlerim. Akıl hocalarımla, fikir alışverişiyle, sadece onların söylediği değil. 100 gram ondan alayım, 100 gram ondan alayım. Televizyonculuğa başladıktan sonra spor programlarında ben ilk yayınlarımı Aspor'a geldiğimde Aykut İnce'yle yapıyordum. Aykut'a soruyordum. Bu benim şeyim değil, eksikliğim değil. Aykut, yanlış bir şey söyledik mi? Yanlış oturduk mu? Yanlış kıyafet giydik mi? Bunları öğrene öğrene. 3 gün sonra ben bugün Aykut'tan 100 gram öğrendiysem benden sonraki nesile 300 gram öğreteceğim. Anlatabildim mi? Bu eksiklikleri var. Ama hala yani ben gider yaparım, son kuruşunumu yaparım. Artistik yaparım, son kurşum, son hareketimi yaparım. Başkan bunları havaya sıkıyormuş gibi geliyor bana. Onları yapmaması lazım. Ben şunu da söylüyorum. Bu emeğin, bu fedakarlığın karşılığında ben Ali Koç'un vicdansızlık yapmamak adına bir yani görev süresini tamamlamasından yanayım. Herkes gitsin gitsin. Bugün oynama yapsalar %50'den fazlası Ali Koç gitsinler. Ben Ali Koç'un kalmasından yanayım ve geçen hafta söylediğim bir şey vardı. Yani çıraklığı, kalfalığı ben artık usta olduğunu düşünüyordum. Bugün hani bu konuşmalardan, bunlarda da talihsizlik olarak şey yapıyorum. Ama bunların hepsini toteline baktığımızda önümüzdeki hafta Cuma'ya kadar ben teknik adamı açıklayacağını düşünüyorum. Onun aklından geçen sizin veya üçümüzün, dördümüz konuşuyoruz şu anda. Dördümüzün de belki iki isimde tartışabiliriz sonunda. İsmail Kartal. Direkt İsmail Kartal. Benim direkt söyleyeceğim İsmail Kartal. Yabancı olsaydı Montella, yerli olsaydı İsmail Kartal. Daha ama henüz belli değil. Evet İsmail. Ama İsmail Kartal'la anlaşma yönünde de sıkıntı yaşamaz Fenerbahçe. Tamamlayıcı bir şey söylemek istiyorum Aykut. Fenerbahçe ilk transferini açıkladı. İlk transferi kim Fenerbahçe'nin? Renkent. İlk transferi olarak açıkladı. Sansasyonel bir transfer değil. Tamam, takım oyuncusu olabilir Ryan Kent, doğru mu? Doğru. Ama ben Dzeko'yla görüşüyorum şu anda. Ya zaten şampiyonluğu kaybetmiş. Zaten böyle mali kurullar, tartışmalar, stresler, yolda geçen adam bile eskiden fotoğraf çekilmek için sırada bekleyen adam şimdi laf atıyor. Ne yaptın bu Fenerbahçe'ye diyor. Ryan Kent'i ben 3 hafta sonra açıklardım. Sen Dzeko'yu açıkla. Örnek veriyorum bu hafta. Anlatabildim mi ne demek istedim? Bir de Fenerbahçelilere şunu söyleyeyim. Kimin transferi oluyor o zaman? Baktığımız zaman kimin transferi başkanın, oluyor? Başkanın. Başkanı. Yönetimi transfer edeceksin. Başkanın transferi bu. Yani sen bir hoca başkanı. Yok anlamında. Hocaya sorulmadan yapıldı diye söylemek istedim. Ozan abi sana. Bir de evet. Bir de var. Sence bu, yani onu da sormak gerekiyor. Ben. Sor. Bu kadro konuşulan isimler arasında hangi hocaya uygun? Şimdi kadroyu sil baştan yapamazsın bir daha. Zaten geçen sezon Fenerbahçe en az 15 tane oyuncu aldı. O gün bahsedilen, örnek gösterilen yapay zeka ikisine geri dönüyorum. Bu hocalar Fenerbahçe'ye uygun mu? Bakın bu hocalar haftalardır, aylardır boştalar. Türkiye Ligi'nde, Süper Lig'de ve bir alt ligde 28 tane takım oyuncu değiştirmiş. Bu hocalara talip çıkmazken sen Fenerbahçe'nin başına getirmeyi nasıl düşünürsün? Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Eğer bizim düşündüğümüz o iki isimse, Aykut Hoca veya İsmail Hoca'ysa. Bugün... Nasıl düşünürsün? Bugün Sayın Başkan'ın kongresini baştan sona kadar izledim. Aspor ekranlarında şirkete, Turkuaz Medya'ya gelmeden hakikaten harfi harfine izledim. Bugün bir insan olarak empati kurmaya çalıştım. Sayın Başkan'ın gerçekten yalnız kaldığını gördüm. Mesela orada çok enteresan bir laf etti. Dedi ki siz üzülüyorsunuz da biz üzülmüyor muyuz? Siz acı çekiyorsunuz biz çekmiyor muyuz? Restoranlarda gidip kapalı kapılar ardında masalarda adaylığınızı açıklamayın. Gelin ben adayım deyin işte buyurun yapalım kongreyi. Yani Sayın Başkan zannımca yalnız kalmış. Yani yalnız şu anda. Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları evet biraz... Belli bir bölüme kadar sert ama belli bölüme kadar baktığında da sanki Ali Bey'e de destek veriyor şeklinde de yorumlanabilir. Ama bugünkü fotoğrafta naçizane bir kardeşiniz olarak, daha doğrusu bir futbol sever olarak bugün Ali Bey'in kürsüde yalnız kaldığını gördüm. Bilemiyorum. Bu belki de yanlış bir yorumdur ama sevgili Ozan Zeybek ve Serhan ve o gün bu benim durum tespitimi nasıl değerlendirir bilemiyorum. Şimdi neye göre haftalar yalnız kaldı, kime göre yalnız kaldı çok önemli. Ozan konuşsun. Yalnız bu bir tercih meselesi de olabilir. Aykut, yani başkan kendisi bu yaptıklarıyla, bugüne kadar yaşadıklarıyla bu pozisyona gelmiş olabilir. Yani
bu başkanın özellikle yani ego yaparak veya tafra yaparak yanlış kalmasından dolayı değil. Bak hep defalarca söyledim bugünkü yayında, en az 5 kez söyledim. Ben bu yönetimi eleştirmek ben vicdanen rahatsız ediyor. Ama biz hataları söylüyoruz. Bazıları var. Direkt hiç konuşmadan gitsin diyenler var. Gitsin. Ben üzülüyorum. Bak Fenerbahçe'ye başkan olabilmek bir devleti yönetmeye benzer. Birçok Fenerbahçeli isim var. Büyük iş adamları var. Belki de Türkiye'de en çok Fenerbahçeli iş adamları başkanlık, bu büyük takımlara başkanlık yapabilecek kapasitede. Ama bugünün şartlarında Ali Koç'un görev süresini tamamlamasından yanayım. Yani dışarıda bazı isimler geçiyor. Yani burada en son geçen isimlerden biri var mesela. Daha önce yöneticilik yapmış. En son geçen isimlerden biri. Ya Fenerbahçe'ye değil, nasıl söyleyeyim, başka benim takımım küçültmeyecek. Yani TFF 2. Lig'de bir takıma başkanlık yapacak ekonomik durumda değil. Aykut, anladın mı ne demek istediğimi? Yani... Demek ki ekonomik açıdan çok iyi olmanın da çok fazla başarı getirmiyor. Bu da öyle bir durum çıkıyor yani baktığınız zaman da. Biz şimdi çocuğun, bir tane çocuk düşün, okuldan gelmiş, öğretmen de aramış, iki tane tokat atmış. Sen şimdi veli olarak hesap soruyorsun. Serhan, biz şu anda çocuğun temeline inip biz nerede hata yaptık, ne yaptık, onların peşindeyiz. Ya benim zaten çocuğum şunu yapıyor, bunu yapıyor diye taşlamanın peşinde değiliz. Mesela Aziz Bey'in açıklamaları hakkında da neler söylemek istersin? Orada ya da Ali Bey'in Aziz Bey'le ilgili açıklamalarını. Ali Bey'in, bravo. Ali Sayın Koç'un. Aziz Bey daha önce de aynı şekilde Mali Kurulu öncesinde, Divan Kurulu öncesinde yaptı böyle bir açıklama. Hemen bir gün öncesinde yapıyor. Biraz daha ateşleyici. Ben bu zaman zarfında ayrılıktan sonra ve bu oluşan düşmanlığın bir sezon, iki sezon, bir yıl, iki yıl içinde biteceğini düşünüyordum. Bu gerçekleşmedi. Şimdi akil insanlar olmalı. Bu kulübe sahip çıkıyorum. Sokakta gezerken ben 70 yaşındayım, 80 yaşındayım, 60 yıldan bu yana bu kulüpteyim diyenler var. Helikopterle gezenler var. Ama böyle iki kişiyi barıştırmaya ve güç oluşumuna gelince ortada kimse yok. Pro'yu yakıp ben şu marka şunu içerim. Fenerbahçe'de yok ama değil mi? Fenerbahçe'de yok. Fenerbahçe'de yok işte biraz önce. Fenerbahçe'de yok. Evet. Ben şunu söyleyeceğim peki. Sayın Ali Koç istifa edip de takımı olağanüstü seçime götürseydi Aziz Yıldırım aday olur muydu? Olmazdı. Ama Aziz Yıldırım aday çıkarır. Aziz Yıldırım aday çıkarır. Aday olmaz. Peki Sayın Ali Koç niye istifa edip takımı olağanüstü seçime götürmüyor? Kulübü. Şu var. Bugün Ali Koç istifa ederse Fenerbahçe defteri ömür boyu onun için kapanacak. Bazı şeyler var. Ben son hakkımı da kullanmak istiyorum demek gibi bir şey. Üç kez söyledim, dördüncü söylüyorum. Ben görev süresinin tamamlanmasından yanayım. Kesinlikle. Ve bu Saadettin Saran'ın da lafı. Saadettin Saran da bunu sürekli dile getiriyor. Olağanüstü seçimlere karşıyım. Eğer Fenerbahçe normal seçime giderse, olağan seçime, önümüzdeki senenin Mayıs'ında adayım şeklinde. Yani senin söyleminle birebir örtüşüyor aslında. O zaman da ben yine daha fazla aday çıkacağını düşünüyorum ama yine de son çıkan spor listesiyle beraber başkan adaylarının işlerinin çok fazla zorlaşacağını, kulüplere başkan bulmakta sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Sayın Aziz Yıldırım da zaten görev süresini aslında tamamlasın Ali Koç. Ama sadece şu an kongreye giderek güven oyu tazelesin. Yani aslında yönetimini değiştir. Bir güven oyu al. Bir sene daha hani o güven oyuyla yoluna devam et demiyor mu? Şu an başkanlığı bırak demiyor anladığımız kadarıyla. Açıklamayı öyle okuyoruz. Aykut, ya da karşına biri net çıksın. Net bir şey söyleyeyim. Net bir şey söyleyeyim o gün. Fenerbahçe'de diğer büyük kulüplerimize baktığımızda, diğer Anadolu kulüplerimize de baktığımızda, alt liglere de indiğinde Fenerbahçe'deki muhalif güç hiçbir kulüpte muhalif olarak yok. Aykut. Nasıl yok ya? Var. Bir kez daha söylüyorum. Fenerbahçe'nin muhalefeti. Katılmıyorum sana Ozan konuda. Ozan, o gün Beşiktaş'ı yakından takip ettim. Ozan, ben Fenerbahçe'de yapılan dedin dondu. Kalibresiz. Cümleni tam tamamla. Sesini tam net alamadık. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yaptığı muhalefet gibi görünüyor şu anda. Veya böyle arada tetikliyor, ateşliyor fişeyi. Aziz Yıldırım'ın kalibresinde, gücünde, diğer kulüplerimizde muhalif olabilecek veya mevcut başkanı eleştirebilecek. Peki. Ben katılmıyorum o konuya. Sağlıklı. Ya çünkü her kulüpte böyle muhalif güçler vardır zaten. Ama çok başarısız olduğu zaman, kötü zamanlar geçirdiğin zaman bu muhalif güçlerin
sesi de çok yükseliyor. Elindeki doneler de çok yükseliyor. Bu bağlamda mesela şu an Fenerbahçe'nin ana gündem maddesi, Kongre'nin gündem maddesi Galatasaray oldu, düşün yani. Ve beni çok Galatasaraylılar aradı. Yani hep konuşuyorlar da iyi ki Galatasaraylıyız diyenler de var yani. Baktığın zaman Galatasaraylı kongrelerine. O yüzden muhalefet belli bir yere kadar muhalefetliğini yapar. Başarı, eğer bir kulübün başarısıysa... Senin sorun muhalefet yok yapar. Mu dedin? Kaçırdım hayır, orayı. Her kulüpte var bu. Muhalefet olmalı mı dedin? En güçlü Fenerbahçe'de dedi. Ha, öyle mi dedi? Tabii tabii öyle yani, dedi. Ben tamam. Dedim ki hayır dedim. Galatasaray'da, bırakın muhalefeti, Galatasaray'da iktidarı değiştiriyor. Yani. Kendileri kendi içinde evet, değiştiriyor. Galatasaray'da yani. Daha sert değil mi ya? Galatasaray daha sert. Galatasaray'da onu diyorum yani. Son 20 yılda kaç tane ama Galatasaray'da ne zaman geçti? Sertlik evet, bitiyor biliyor musun? Galatasaray'da sertlik... Kupaya kaldırınca bitiyor. Hayır yok, Galatasaray menfaatleri ön plana geldiği zaman herkes muhalefeti tamam, bırakıyor, işte birlik beraberliğe gidiyor. Menfaat dediği şampiyonluk başarı yani. Bu ondan geçen sene 13. olan takımın bütün kupası olmayan evet, takımın bu sene herkes birlik beraberlik yaptı. Bağlantıda yani, kopukluk olduğu için tam tamamlayamadı, havada kalmasın. Benim bir arkadaşım restoran açtı. Aykut, dükkanı hayırlı kapatacağım olsun diyor. 6 ay oldu. Dükkanı kapatacağım diyor. Niye kapatıyorsun dedim. İnsan dedi bir dükkanı neden açar? Müşteri gelsin, satış yapayım, para kazanayım. Personelimle uğraşmaktan dedi. Burada çalışanlarla uğraşmaktan ne müşteriyle, ne malla, ne yemekle hiçbir şeyle ilgilenemiyorum dedi. Fenerbahçe başkanı kim olursa olsun uğraşacağı, savaşacağı hem içeride hem dışarıda birçok figür oluyor. Benim diğer kulüplere de sorum yani, hem Serhan'a hem o günü şunu sordum. Fenerbahçe'de şu anda peşinde gölge gibi kovalayan bir Aziz Yıldırım figürü varken Ali Koç'un, diğer kulüplerde böyle rahatsız edici veya hani benim başka eski başkandan rahatsız olucu bir ortam hiçbirinde yok diyorum. Abi, Aziz Yıldırım bir senedir yok. Aziz Yıldırım bir senedir yok. Aziz Yıldırım bir senedir yok. Son iki gündür konuşuyor. Ve ben Aziz Yıldırım'ı çok fazla göz önünde de bulmuyorum. Sadece işte bu biliyorsun ünlü alışveriş merkezinin altındaki ünlü restoranda arkadaşlarıyla toparlanıyor ve orada bir sohbet yansına ediyorlar. Girmiyor. Ne zaman erken kalkması lazım Ali Koç'un, o gece uykusuna giriyor, uykusunu kaçırıyor. Her gece girmiyor rüyasına. Fenerbahçe taraftarı teknik adam belirsizliğinden bir hayli rahatsız. Fenerbahçe taraftarı artık bir an evvel hocanın belli olmasını istiyor. Şimdi hoca belli olacak, bitmeyecek tabii. Bu sefer diyecekler ki santrafor, bu sefer diyecekler ki stoper, bu sefer diyecekler ki orta saha. Yani bu böyle, bu çark dönüp dolaşıyor, yine aynı noktaya geliyor. Fenerbahçe'nin önümüzdeki yıl şampiyonluktan başka bir çıkar yolu yok gibi her sene duruyor. Olduğu gibi. Her sene her olduğu sene, gibi. Tabii. Her sene zaten o parolayla. Ne dedi Sayın Başkan Ali Bey? 2019 yılında ben Portekiz'de görüştüm. Bana dediler ki dedi Portekiz'de bir kulüp başkanı. Ali Bey sen nasıl bir teknik adam arıyorsun? O da demiş ki yapılanan değil. Gelecek ve bana başarılı olacak. Hemen o sene kupayı kaldıracağız. Şampiyon olacağız. Ben böyle bir hoca istiyorum demiş. Sözüm ona bir kulüp başkanına Portekiz'de. 2019'da Cesus'u al demişler. Alamadım diyor o şartlarda. Sonra döndük, bu sene oldu. Ve orada istatistikler verdi. Toplam işte rakiplerine göre 17 maç fazla oynadığını söyledi. İşte galibiyet sayılarında üstün olduğunu söyledi. Yani bir yerde bir şey oldu. Ama görünen o ki Sayın Başkan yine kazanan bir teknik direktör seçecek. Yapılanan bir teknik adam değil. Aynı şekilde bugün açıkladığı gibi olursa yapay zekadaki hatayı tekrarlamış olur Aykut. Ben düşündüğüm bugün için aklından geçen, bak bir hafta 10 gün önce 15 gün önce aklından başka isimler geçiyordu. Adım gibi eminim. Çünkü anlatılanlardan, vücut dilinden bunları görebiliyoruz. Kendi söylemlerinden de bunu görebiliyoruz. Bugün aklından geçer teknik adamları tercih ederse Fenerbahçe yine 3 ay sonra 4 ay sonra en çok eleştiren takımlardan biri en başta olur. Yani. Ama baktığın zaman şimdi biz hep şunu konuşuyorduk. İsmail Kartal'la devam etsin diye konuşuyorduk farkındaysan. İsmail Kartal aşısı iyi tuttu Fenerbahçe'ye. Hem tribün anlamında hem de tarafta hem futbolcu anlamında iyi tutmuştu. Biz ama ondan sonra Jesus'u alması, Jesus'u dünya yıldızı diye herkes zaten dedi. Fenerbahçe istediği hocayı bulduk dedik ki ta ki ne zaman? Jesus hatalar yapmaya başladığı zaman. Jesus hataları yaparken daha sonrasında Jesus konuşmaya başladı. Başarısızlıkların üstünü örtmeye başlarken biz Jesus'u eleştirmeye başladık. Geldiğimiz noktada Jesus'uz bir Fenerbahçe var. Ama bundan sonra işte ben mesela şu an bütün oklar İsmail Kartal için gösteriyor. İsmail Kartal'ı gösteriyor. Bakalım nasıl olacak? Çünkü bir yerde de milli takımda da kan değişikliği olacak.
biliyorsun milli takım için de bu söylenen hocalar özellikle. Galleri yenerse Kuntz devam eder. Etmez. Ben burada seninle iddiaya girerim. Eder. Etmez. Ben sana söylüyorum. Başkanın açıklaması öyle. Abi etmez. Federasyon seçimi ne zaman Serhan? 22'sinde. 22'sinde. Döndükten sonra Serhan'ın dediği gibi benim gözümde de etmez. Fatih Hoca gelir. Milli Fatih takıma. Hoca gelir. Fatih Hoca Futbol Federasyonu teknik Türkiye milli takımın teknik direktörü olarak Fatih Terim. Gelir mi? Galler maçından sonra takımın başına geçer. Allah Allah. Evet ben de aynı görüşteyim. Aykut. Tek aday mı var şu an? Ya Abdullah Hoca'nın da ismi geçiyor. Sergen Hoca'nın da ismi geçiyor. Ama ben Fatih Terim... Ben Abdullah Hoca'nın da ciddi hani... Görüşmeleri var. Abdullah Hoca'nın özellikle Hamit Altıntop'la görüşmeleri var. Hamit Altıntop'un diğer hocalarla görüşmesi söz konusu. Şu an çünkü konusu. Şeyi aldım ben oradan enerjiye direkt. Neyse. 23'ünde Fatih Terim, Amirli Takım teknik direktörü olarak enerjisi aldım. Ya göreceğiz yani. Hepsini söyleyeceğiz. Yakında ortaya çıkacak. O gün ikisi tehlikeli. Ozan'la... Serhan tehlikeli. Yok hayır Fatih Hoca biliyorum yapmış zaten olduğu hataları şu an söylemeyeceğim. Suudi Arabistan milli takım için de Fatih Hoca'nın adı geçiyor bu arada. Yok hani... hoca bana o Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Fenerbahçe biliyorsun Galatasaray'ın kazandığı 3-0 net kazandığı maçtan sonra hoca yakında görüşeceğiz konuştuğumuzda hoca dedi ki sık sık görüşeceğiz artık. Ben Arabistan'a gitmeyeceğime göre, hoca Arabistan'dan buraya gelmeyeceğine göre, ben Arabistan ligini milli takımı takip etmeyeceğime göre, Galatasaray'ın hocası olduğuna göre Fenerbahçe'ye gidemeyeceğine göre otomatikman milli takım şu an çanlar Kuntz için çalıyor. Yeni teknik adam olarak da Fatih Terim'in ismi çok büyük bir şekilde ön plana çıkıyor. Ama ben şunu söylüyorum net bir şekilde bunu daha önce de senin programlara da söyledim. Ne olursa olsun Galler maçından sonra bence Kuntz'la devam edilmeyecek. Ve Kuntz'la da şöyle bir şey var. Ben önce yine söylemiştim. Almanya'da olacağız inşallah. Almanya'da olduğumuzda da Kuntz da Almanya'da olacak ama tribünden bizi destekleyecek şeklinde söylemiştim. Niye gönderecek Kuntz'u? Ya başarısız abi. Dünkü maçın... Kazandı 3 puan aldı. Rahat bir şekilde mi aldı? Sen çok rahat böyle oturarak böyle muhteşem bir milli takımımızı izleyerek mi yaptın? Yani ya bir şey söyleyeceğim. Oyuncu değişikliklerine helal olsun hoca. Ne güzel oyuncu değişikliği şey diye mi yaptın? Galler'i de yenerse fark 5 puana çıkıyor. Zaten ondan sonra muhtemelen sürpriz olmazsa Avrupa Şampiyonası'ndayız. Ve ben çok rahat bir Avrupa Şampiyonası'na gidiş hikayesi zaten i̇nşallah, hatırlamıyorum. İnşallah bu sefer öyle. Yani rahat bir şekilde götürüp bir de ayrılırsa işin işte dramatik tarafı o. Yani Fenerbahçeliler Ozan'a çok soru soruyor tabii. Burada teknik adam soruları çok ağırlıklı. Ama herkes gördüğüm kadarıyla Sayın Başkan'a da destek veriyor Fenerbahçe'de. Diyorlar ki ligi bilen, klişe biliyorum bu ama hani ligi bilen, camiayı tanıyan, bir abi, teknik adamın alınması konusunda taraftarın yani, görüşü bu. Sayın Ali Koç'un açıklamasında ligi bileni bir kenara ayırmamız gerekiyor. Ligi bilen bir sürü hoca var. Şimdi Abdullah Avcı ligi bilen teknik adamdan başka. Geçtiğim sezonu şampiyonu, bir önceki sezonu şampiyonuydu. Sergen Hoca vesaire. Şimdi birçok isim sayabiliriz ama burada önemli olan ligi bilenden ziyade Fenerbahçe'yi çok iyi bilen demek istiyor. Yani burada evet. Abdullah Avcı'yı o yüzden dışarıda bırakıyoruz şu an. Adı çok Fenerbahçe'yle anıldığı için söylüyorum. Biz ikinci periyotta zaten uzun uzun konuşacağız. Ozan kapatsın. Ama Ozan da kalsın. Ozan da kalsın ama ikinci periyotta Ozan da olsun yani. Özellikle istiyorum. Kalsın mı? Tabii tabii. Ben iki devre oynayabilecek kondisyona sahip değilim Serhat. Bir devrede onu affedelim. Bir devrede evet, oyuncu değişikliği. Tamam son cümleleri senden alalım. Burada reklama çıkalım. Fenerbahçe'de çok soru işareti var. Başkan soru işareti. Yani başkanın durumu soru işareti. Teknik adam Arda'nın gidip gelmeyeceği. Jeko mu geliyor? Başka transferler ne olacak? Ben önümüzdeki hafta bunları tek tek çözüme. Yani bir anda hepsinin değil ama teknik adamla başlayan bir serüvende birçok şeyin cevabının karşımıza çıkacağını düşünüyorum Aykut. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sevgiler, saygılar. İyi akşamlar. Ağzına sağlık Ozan. Teşekkür ediyoruz. Ozan da Fenerbahçe ile ilgili analizini yapmış oldu. Sen bir şey söylüyordun kusura bakma. Yani burada kestim. Bugüne kadar konuşulan isimlerden yola çıkarsak Abdullah Hoca'yı artık herhalde bu gündemin dışında bırakmak gerekiyor. Çünkü Samandıra'yı bilen bir teknik adam değil. Yani Samandıra'yı en iyi bilen, o atmosferi en iyi bilen şimdi akla direkt gelen isimler Volkan Demirel, İsmail Kartal, Aykut Kocaman ve Emre Belözoğlu. Emre Belözoğlu olmaz. Samandıra'yı net bir şekilde. Evet, Emre Belözoğlu ile Sayın Ali Koç'un beraber devam etmeme sürecinde nasıl bir
tablo olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi adaylar yavaş yavaş böyle azalıyor. Geriye de ne kalıyor? İşte Aykut Hoca, İsmail Hoca, Volkan Hoca. Üçünden biri olacak. Peki. Belli ki. Ceyhun Kazancı neden Barcelona'ya gitti? Ne yapmaya gitti Barcelona'ya? Beşiktaş'la ilgili bölümde o güne soracağız. Galatasaray Icardi meselesini değerlendireceğiz ama reklam açıkalım, saat başı devam. Galatasaray'ı konuşacağız, Beşiktaş'ı, tabii diğer takımları da. Şimdi Icardi meselesini konuşalım. Dün de Erdem Bey A-Spor ekranlarında da açıkladığı gibi. Şimdi Mario Icardi konusu biraz Erdem Bey'in açıklamalarına bakacak olursak. Vatan millet konusu oldu gerçekten. Vatan millet konusu oldu yani. Oldu oldu. Icardi'yi al, geri kalanı unut konusu haline geldi Galatasaray için. Diğerlerine haksızlık mı oluyor diyorsun? Ama şimdi ana gündem maddesi Icardi. Yani Galatasaray'ın ana gündem maddesi de Icardi. Çünkü Okan Hoca'nın açıklamaları var. Sayın Erden Timur'un açıklamaları var. Sayın Dursun Özbey'in açıklamaları var. Ben işin içinde olan yöneticilerle konuşmam var. Herkes Galatasaray'a bir müjde vermek istiyor. Bu müjde de Icardi müjdesidir. Çünkü bu kadar çok Galatasaray'a katkı veren, bu kadar çok Galatasaray'ın sevgilisi olan ve her hafta ücretsiz konser veren Icardi, Galatasaray'ın gündemindeki oyuncu diyebilirim. Ne oldu o gün? Her hafta ücretsiz konser deyince ne bileyim ilgimi çekti. Böyle yapmıyor muydu? Her hafta golünü atıyordu. Hem gol atıyordu hem de ücretsiz konser veriyordu taraftarlarına. Yeni sezonda albüm yapsın istiyorsun. Yapsın yani. Yapsın. Evet. Açıkçası şunu söyleyebiliriz. Icardi'de her şey istenildiği gibi gitmiyor. Zaten bizim beklentimiz bu yöndeydi. En son sezon bitmeden önce de Icardi'nin transferi konusunda ben son bilgileri vermiştim. Arabistan'dan bir kulübün Icardi'yi almak istediğini, bu transferin zor olacağını, eğer bu transferin yetişemediği takdirde Galatasaray'ın BC eylem planları olduğunu, ama BC eylem planlarından ötürü sadece A planı Icardi olarak öngördüğünü söylemiştik. Şimdi ikinci olarak şöyle bir durum daha söz konusu. Yönetim de bunu bize dile getiriyor. Bu transfer zor bir transfer. Ama yönetim bu zor transferi yapıp da taraftarından özellikle Erden Timur taraftarın bu beklentisini karşılayabilir de. Bu bağlamda. Çünkü ana gündem maddesi gerçekten Icardi. Sponsorlarla görüşülüyor. Sponsorlarla ilerleniyor. Hatta birkaç sponsorla görüşmesinde ben de Sayın Başkan'ı ziyaret ettiğimde bu hafta gördüm ben. Bir sponsor da oradaydı. Önemli bir sponsor oradaydı. Tabii ki ana gündem maddesi Icardi ama daha önemli gündem maddeleri de var. Mesela Galatasaray'ın gelire de ihtiyacı var. Çünkü Icardi düğümünü çözmen için otomatikman kasayı doldurman lazım. Kasayı doldurman için transferleri yapman lazım. Ama transferi yaparken de hem finansal fair play açısından Galatasaray'ı rahatlığa geçirmen lazım. Bu da nasıl olacak? Elindeki futbolcuları satman lazım. Elindeki çok önemli iki tane oyuncu var. Baktığın zaman Nelson ve Sacha Boey. Sacha Boey ve Nelson Galatasaray'ın istediği fiyatlara gelmedi. Net bir şekilde dile getireyim. Hani herkes diyor ki 20 milyon euro oldu, 22 milyon. Yalan. İnanmasınlar. Şu an böyle bir durum ki gerçekten çok kötü bir durum. Buradan ben herkese de sesleniyorum. Bizi izleyen insanlara da sesleniyorum. Taraftarlara da sesleniyorum. Gerçekten biz burada işimizi layığıyla yapmaya çalışıyoruz. Aykut sağ olsun ver kırmızıyı diyoruz. Veriyoruz kırmızıyı. Verdiğimiz kırmızı zaten bu saatten sonra gerçek anlam ifade ediyor. Ama öyle bir dönemdeyiz ki yalan rüzgarı dönemindeyiz. Yani herkes 20 tane 25 tane transfer yazıyor. Sonra bir tane tuttuğu zaman aa tuttu ben söylemiştim diye kendi gündem haline getirmeye çalışıyor. Arkadaşlar Galatasaray 2 tane sağ ayaklı önemli oyuncusunu kaybetmek istemiyor. Çünkü bir anlamda dinamizi de bozmak istemiyor. Bu bağlamda Sacha Boey'in satılma ihtimali daha çok ön plana çıkıyor. Tabii ki Nelson da çok büyük asetlerden birisi. Ama Sacha Boey milli takıma gitti biliyorsun. Milli takımda da sakatlığı söz konusu oldu. Sakat olduktan sonra futbolcu Galatasaray dedi ki ben hani milli takımı görürse istediğim fiyatlara gelebilirim diye düşünüyordu Sacha Boey için. Ama bir anlamda sakatlanması biraz can sıktı Galatasaray yönetiminde. Can sıktı diyebiliriz. Çünkü gerçekten Galatasaray'ın istediği fiyatlara gelmedi. Ama Sacha Boey de Galatasaray'a para kazandırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. İlk planda Sacha Boey gidecek. İster misin Bardakçı'ya da bir Avrupa'dan teklif gelsin mesela? Tabii ki olabilir ama Galatasaray bu bağlamda iki tane önemli stoperini kaybetmek istemeyecektir. Birinden feragat edecektir. İstenilen fiyatlar mesela atıyorum şu an Galatasaray Nelson için 25 milyon euro istiyor. Ve en son gördüğü teklif 17 milyon euro Galatasaray'ın gördüğü teklif. Sacha Boey'e? Sacha Boey'e de 20-25 milyon euro bandında, 22 milyon euro bandında Sacha Boey'e gelen teklif verdi. 13-14 milyon.
13 milyonu, 12-13 milyonu görmüş pardon. 12-13 İki milyon. Oyuncuyu senin söylediğin 20-20 bandı 40 milyon euro çok... Direkt verir. Galatasaray direkt verir. Ya direkt verir yani. Sonuçta 1 milyon euro ile transfer ettiği bir Sacha Boey var. Bu sene takımına düşünülmeyen, bu sezonun en iyi sağ bek performansı gösteren. Juventus haberi okudum bu arada. Zaniolo ile ilgili, Sacha Boey ile ilgili dış basın kaynaklı Juventus haberi okudum. Şöyle transfer yani çok dinamik bir süreç. Şu an henüz yeni yeni başladı transferler. Dünya piyasasında da öyle. Hatta ilk A planı transferlerden ziyade kulüpler ağırlıklı olarak ilk önce B planlarını şu an işte yapmaya başladı. Burada ilk etapta çünkü şu var. Büyük kulüpler açısından, dünya futbolunun, Avrupa futbolunun büyük kulüpleri açısından. İlk önce A planındaki oyuncuyu transfer etme peşine gidiyorlar. Ama zaten A plus oyunculara talip olan kulüpler belli. Ya da o seviyeye yaklaşanlara. Şimdi 5 tane talibi oluyor. Bir tanesi oluyor. Geriye kalan 4 tane yeni hedefe geçmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla burada yarın öbür gün, yani bugün belki Nelson'a teklif gelmedi resmi olarak diyelim. Geldi. Yeterli olarak geldi. Teklif geldi. Galatasaray'ın istediği transfer teklifleri yeterli gelmedi. Yeterli olarak resmi çünkü devre arası da 17 milyon euro görmüştü Nelson. Tamam. Bonservis geliri açısından yeteri kadar Galatasaray'ın istediği, arzu ettiği teklif gelmemiş olabilir. Ama çok uzun bir süreç. Yarın öbür gün daha fazlası gelmesi muhtemel oyunculardan bir tanesi. Neden? Dünya piyasasında şu an evet birçok stoper var belki. Alınabilecek ama geçtiğimiz sezon Sevilla'nın geldiği gibi aynı ayarda birçok kulüp de alamayacağı oyunculardan sonra yeni arayışlara girecek. Şimdi burada Nelson sadece Galatasaray'da değil, milli takımında da artık düzenli olarak oynamaya başlamış bir oyuncu. Orada da dikkat çekiyor. Dolayısıyla bugün Galatasaray arzu ettiği rakamları göremese de ama Temmuz ayında ama Ağustos ayında ki Ağustos ayında piyasa daha da kızışıyor. Çünkü az sayıda oyuncu kalıyor. Galatasaray'ın istediği ana denk geliyor. Ağustos ayı Galatasaray'ın en çok verim bulduğu. Ya bu bizim kulüplerimiz açısından da böyle bu arada. Mesela birçok oyuncu var. Galatasaray yine sorunlu ama yıldız oyuncular peşine gidecek. Birçok oyuncu var mesela. Ben yöneticilerden hep şunu duyuyorum. Bu bizim için Ağustos transferi. Ne demek bu? İstediği teklifi alamazsa kulübü ve kendisi. Ama Ağustos geç olur mu Galatasaray için? İstediği teklifi alamazsa o zaman bize düşebilecek bir oyuncu. Maliyet açısından çünkü değerlendiriyorlar. Ben bugün konuştum yöneticiler. Ben çok özür diliyorum Serhan abi. O yüzden Galatasaray'da şunu da merak ediyorum. Yani B planı ve C planından bahsediyoruz ama B planı ve C planı için harekete geçildi mi? Hep Icardi konuşuyoruz. Bütün görüşmeler yapıldı. Ve B planı ve C planı ne zamana kadar hazır olacak? Çünkü Galatasaray şu an bir tane daha santraforu yok. Onu söyleyeyim. Yani ön eleme karşılaşmasına kadar Galatasaray Icardi'yi transfer etmek istiyor. Eğer ön eleme karşılaşmasına kadar Galatasaray Icardi'yi transfer etmezse şimdi, bu transferin olma ihtimali %15'lerden aşağı. Soru şu. Olmadı diyelim Serhan. Hı hı. Ki Sayın Erden Timur böyle hani Galatasaray taraftarına gerçekçi yaklaştı. Hayal satmadı. Programda ben izledim. Diyor ki ben de izledim. 30 milyon euro yani bir oyuncuyu tutma şansın zor. Çok zor. Belki de zoru empoze etmeye çalıştılar. Öyle çok zor. Yani? Ha, burada oyuncunun psikolojik tavrı bence önemli. Yani psikolojik tavrı nedir? Ya ben hani Arabistan uzak. Yani gitmeyeyim. Tamam Ronaldo gitmiş olabilir. O bu gitmiş olabilir ama ben İstanbul'da mutluyum. Van'la Nara da burada mutlu. Avrupa'ya bir ayağımız İtalya'ya da yakın, Paris'e de yakın. Galatasaray taraftarını biliyorum. Burada şampiyonluk yaşadım. Beni çok seviyorlar. Ben de onları seviyorum. Aidiyet duygusu hissedip bir anda eliyle itebilir. Sen iter misin 30 milyon euroyu? Ben ya burada dün programda rahmetli Metin Oktay'ı andı yorumcumuz sevgili Onur. Hmm. Bizim Onur takvim müdürü. Ama o zamandı. Yani bu ama şu anki şartlar. Metin Oktay Türk. Ha Türk işte. Yani onu diyor aidiyet duygusu var. Yabancı diyor yok. Yabancı diyor abi. Yok. Yabancı bakmaz yok. Bile yani. O açıdan zaten ben hep şunu dedim. Zor bir transfer. Yani gerçekten çok zor bir transfer. Bir de yani şimdi Icardi Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi. Ben Galatasaray'ı istiyorum dedi. Ve ben burada mutluyum dedi. Ama mutlu olması çok önemli değil. Eğer bu oyuncuyla anlaşsaydı, yani ben mutluyum burada kalmak istiyorum deseydi bu oyuncuyla anlaşmışsın sen şu an.
Şu an ama şu da bir gerçek. Galatasaraylı yöneticiler, özellikle başkan, ikinci başkan Sayın Erden Timur da kampa futbolcuların yetişeceğini söylediler. Ama ben kampa futbolcuların yetişeceğini düşünmüyorum. Kamp zaten eksik başlayacak. Şöyle izin alan, özel izin alan oyuncular olacak. Milli takımlarda ekstra mesai yapan futbolcular olacak. Bunlar da olmayacak. Bu açıdan baktığımızda en az 3 transfer, maksimum 5 transfer getirmek zorunda Galatasaray. Çünkü sen önleme karşılaşması yapacaksın ki. Bu önleme karşılaşması hayati önem kazandığı bir önleme karşılaşması. Çünkü 3 tane önleme karşılaşması yaşayacaksın. İlk önleme bir playoff karşılaşması yapacaksın. Sonra gruplara kalmaya çalışacaksın. Hadi hem ülke puanına katkı vuracaksın, hem Galatasaray'ı gruplara kaldırıp o Şampiyonlar Ligi müziğini tekrar Türkiye'ye getirmeye çalışacaksın. Şeyle ilgili çok soru var. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili. Teklif var. Bunu ben söyledim ilk. Burada sen mi söylemiştin? Ben dile getirdim. Hatta o gün yayına girdiğimizde de Kerem Aktürkoğlu'na o gün yazılı olarak teklif gelmişti. Hangi kulübe. Ligden abi? İtalya Ligi'nden teklif vardı. İtalya ben Fransa'da duydum ben. İtalya Ligi'nden şimdi, teklif vardı o zaman. Şimdi sen diyorsun ki oyuncular satılacak diyor değil mi o gün? Evet. Nelson, Boy, hadi Kerem'e de geldi. Şimdi bu üç tane takımın en önemli oyuncusu. Önelemeler geliyor. Takım buluşacak. Kamp başlıyor. Kamp ne zaman başlıyor bu arada sen? Kamp 27'sinde burada başlıyor. 8'inde de Avusturya'ya, Bad Waltersdorf'a. Buradan da Mustafa'ya çok selamlar. Orada bir arkadaşımız var. Çok selam söyledim. Kardeşimiz Mustafa. Ona da çok selamlar. Onun yanına gideceğiz. Öyle değil mi? 8-18 oradayız. İlk kampa bütün herkesi ister teknik adamlar. Burada bir de hazırlık karşılaşması olacak. Onu da söyleyeyim. 7'sinde muhtemelen. Gitmeden bir gün. Karabağ'la bir karşılaşma olacak o biliyorsun. Azerbaycan'la karşılaşmanın rövanşı şeklinde burada bir karşılaşma olacak. Hazırlık karşılaşması. Daha sonrasında ben 5 Temmuz'da çok güzel bir etkinlik var. Oraya gideceğim. Berlin'e gideceğiz. Berlin'de şampiyonluk balosu var. Oraya gideceğiz. Aslında Galatasaray'ın gündemi de yok. Başkan gidiyor mu Dursun Bey? Ya muhtemelen vallahi yöneticilerden katılım olacak. Başkanı biliyorum çünkü Avrupa'nın en büyük kutlaması olacak orada Berlin'de. Ne zaman bir daha söyle? 5 Temmuz'da ha. Berlin'de Velodrom muydu? Tempodrom diye bir yerde. Sen ona bak da o gün yorumlasın. Yani kampa herkesi ister. Yani tabii. Satış olsa bile ister. Öyle değil mi o gün? Ya şimdi şöyle bir de sadece 3 ismin 2 tanesi savunmanın ana teması. Neden? Nelson 2 sezondur ama markayla ama Abdülkerim Bardakçı'yla bir standart yakaladı ve iyi futbol ortaya koyuyor değil mi? Yanındaki partneri değişse dahi. Bu Nelson'un kıymeti harbiyesini bize gösteriyor. İkincisi Sacha Boey'un bu sezonki performansı da gerçekten hani beklentilerin çok çok ötesinde iyi bir performans sergiliyor. Çünkü yaz döneminde yaşananlar ortadaydı. Şimdi bir savunmanın içerisinden iki tane ana figürünüzü çıkarırsanız ki üstelik sol bekiniz de zaten yok gözüyle bakılıyor. Kazımcan var ama Kazımcan ne kadar sol bek tartışılır. Şimdi dolayısıyla yeni sezona başlarken üstünüze kampa bir gidiyorsunuz. Elinizde ilk 11'de sezonu şampiyon tamamlamış takımdan sadece Abdülkerim Bardakçı kalıyor. Diğerleri yok. Hiçbir teknik adam böyle bir senaryoyla karşılaşmak istemez. Dolayısıyla bugün belki Galatasaray'ın istediği teklifler henüz iki oyuncu içinde gelmedi ama Galatasaray yönetiminin ha bugün ha yarın gelecekmiş şekilde hazırlıklı olması gerekiyor. İşte Zaniolo'ya Galatasaray'ın transfer teklifinde 35 milyon euro biliyorsun serbest kalır maddesi var. 35 milyon değil de 30 milyonlara geldiğinde bile Zaniolo'yu değerlendirecek. Şimdi net. Zaniolo için aynı endişe taşımamalı zaten bir teknik adam. Neden? Çünkü Zaniolo ana figür değildi bu sezonki şampiyonluk hikayesinin. Burada ana figürlerini yarın gidecekmiş gibi hazırlıklı olması gerekiyor Galatasaray'ın. Çünkü bildiğim kadarıyla Nelson'un da zaten sözleşmesinde serbest kalma maddesi var. 25 milyon euro muydu? 23 müydü? 25 mi? Yani ihtimal bunlara hazırlıklı olmak gerekiyor. Yani tabii ki biz bunu düşünüyorsak Sayın Erden Timur da düşünmüştür. Ama bunun görüşmeleri ne kadar yapılıyor? Hangi aşamada? Bu önemli. Çünkü Galatasaray'da şu an bir tane dahi santrafor yok. İşin bitme noktasına geldiği bir santrafor ben okuyamıyorum, göremiyorum. Yani Serhan abi var diyor ama kim? Mesela Musa Dembele'nin adı çok geçti Galatasaray'da. Dembele'nin ismi geçti, Aubameyang'ın ismi geçti. Yani bunlar hala geçiyor. Hakim Ziyech'in ismi geçti. Ya, transfer döneminde Kanat geçen isimlerde. Falan. Yok şunu da söyleyeyim ben size. Şimdi Erden Timur, Sayın Erden Timur bir haftadan beri bazı isimleri söylemiyor. Ama çıkıp da yalanladığı isimler var. O isimlere tekrar dönülecek arkadaşlar onu söyleyeyim.
Yani bu isimlere dönülecek. Onların içerisinde silip tabii, atmayın diyorsun. Silip atmayalım. Onları bir şekilde not edelim. Çünkü onlara dönülecek. Dönüldüğü zaman da Galatasaray yine aynısını yapacak. Anderson Talisca bir tanesi mi? Erden Timur en iyi yaptığı işi. 10 milyon euroluk adamdan bahsediyoruz Talisca'yı yani. Talisca işi zor. Erden Timur en iyi yaptığı işi yapacak. Erden Timur en iyi yaptığı iş Toki'den taksitle ev alırcasına transfer edebilmek. Bunu yapacak zaten. O yüzden hani transferde bu sefer ama öncelik var. Yani çok önemli ana madde. Geçen sene 13. olan takımda Avrupa'sı olmayan bir Galatasaray vardı. Bu sene Avrupa'da Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak isteyen Galatasaray'da acil transfer yapman lazım. Senin forvetin yok. Icardi ise Icardi'yi alacaksın ki ben geçen haftasına kadar %15 diyordum. Ama açıklamalar Erden Timur'un ağzından da zor dedikten sonra bu transferin daha pozitif yönde döndüğünü düşünüyorum ben, benim adıma. Yani tam tersi aslında. Tam tersine döndüğünü düşünüyorum. Beklentileri düşüp tutup mu? Sonrasında en büyük transfer Icardi diye çıkacak. Ondan sonra diğer transferlerde Icardi'nin arkasında patlayacak diye düşünüyorum. Bu arada Haluk yazdı bana, onu da söyleyeyim Aykut. Avrupa'nın en büyük kutlaması olacakmış 5 Temmuz Berlin'de, Tempodrom'da, Almanya'nın en prestijli etkinlik merkezinde. 19.05'te, 5 Temmuz 19.05'te çok önemli bir şampiyonluk balası bizi bekliyor. Haluk Albayrak'a da buradan çok selamlar. Seni de çok seviyoruz. Ben daha de çok teşekkür ederim. Zaten. Sağ olsun. Yani Galatasaraylı taraftarlar Icardi meselesinin çok fazla uzamasını istemiyor ama yapabilecek bir şey de yok. Yani ya Icardi uzasın sonra... yeter ki bence hani Galatasaray adına. Ne kadar uzarsa o kadar iyi bu arada. Tabii uzaması. Ki ama işte hani şu mesela... Burada asıl konu bence Icardi'nin dışındaki o iki santrafor daha olacak ya. Bir santrafor da olacak. Yani Icardi artı bir. İki santrafordan başlayacak Galatasaray sezonu. Üçüncüsü olmayacak. O zaman takım içerisinden bir oyuncu o mevki gibi düşünüyor. İşte ya Barış Alper, Zaniolo vesaire. Gelenler var, kiralıktan dönenler var. Onları da görmek lazım. Kiralıktan dönen? İşte çok oyuncu var kira. Yani ben sırf genç oyuncular olarak alternatif. Alternatifler de oluşturulabilir. Genç oyuncularda beklenti yaratmak istemiyorsun. Ama şunu söyleyeyim bak. Galatasaray transfer dönemi ne zaman kapanıyordu? Ağustos? Eylül'de. Eylül'ün 16'sıydı galiba. 16'sı zannedersem. Yani Galatasaray o akşam bile transfer yapacak. Açık bir şey söyleyeyim. O akşam transfer yine Zaniolo etkisi şeklinde yok, bir transfer yapacak. Yok, o akşam herkes yapıyor zaten. Son akşamın bereketi. Hayır, yine böyle sansasyonel transfer yapacak Galatasaray. Açık bir şey söyleyeyim yani. Galatasaray çok büyük transferler yapacak. Yapmasa zaten bir sıkıntı olur. Yapmasa bu başarıyı alamazsın. Zaten geçen sene 13. olan takıma bu adamları getirdin. Şimdi hem devamlılık açısından hem iyi işler açısından sen iyi transferler yapmak zorundasın. Çıtayı yükselttin. Yani o açıdan bir de o kadar oyuncu var ki hepsi gitti. Kiralık oyuncular var. Önemli oyuncular var. Seni Icardi tek başına bir takım olarak görüyorsun. Raşit'sa belki de eklemin dışında. Sasha Boy %99 olmayacak takımda. Nelson istenilen fiyatlara geldiği takdirde. Yani Galatasaray şimdi 25 milyon diyoruz ya. 25 milyon Galatasaray için olmazsa olmaz 25 milyon değil. Galatasaray 20 milyonu bulduğunda, 22 milyon euroyu bulduğunda Nelson'dan da vazgeçecek. Sasha Boy'dan da vazgeçecek. Otomatikman o taraflardaki alternatifler de çoğaldı Galatasaray'ın. Kerem Aktürkoğlu'na çok büyük teklif var. Aslında Galatasaray'a Torreira'ya çok büyük teklif var. Baktığımız zaman Abdülkerim'e teklifler geliyor. Özellikle dünkü milli takım performansı ve gol atması büyük bir artı getirdi. Barış Alper Yılmaz'a yine Türkiye'den de teklifler var. Türkiye'den? Ama, tabii. Çok büyük teklifler söz konusu. Ama Avrupa'da hiç saymıyorum yani. Türkiye'den gelen teklifleri ben biraz şaşırdım da. Görürsün yakında o da ortaya çıkar. Adana Demirspor mu? Yok bakacağız. Haberler patlayabilir. Yunus'u vermiyorsanız Barış'ı verin. O yüzden şimdi Yunus'u da vermiyorlar. Yunus Akın gelecek sezon Galatasaray'da. Evet. Çünkü biliyorsun 8+3 kuralı devam ediyor ve Galatasaray'ın hatta bütün kulüplerimizin elini bağlayan bir durum söz konusu. Bu bağlamda Yunus Akgün'de eğer bu sene istenilen performansı yakaladığı takdirde Okan Hoca'nın vazgeçilmez oyuncularından bir tanesi olacak. Şimdi gelecekler çok önemli ama gidecekler konusunun da Galatasaray'da tabii ki önemini biz yavaş yavaş daha da derinden hissediyoruz. Zaten sezon bitmeden bunları konuşuyorduk. Ben hatta burada bir iddiada bulunmuştum. Serhan abi de altını doldurmuştum aslında. Hatırlarsın sana. Gelecek sezona en hazır takım
yani favori şampiyonluk adayları açısından en hazır takım Beşiktaş olacak dedim. Hı hı. Neden? Çünkü Beşiktaş'ın kadrosunda takımdan ayrılacak oyuncu sayısı ilk 11 itibariyle çok az dedim. Hı hı. Ve aşağı yukarı kime teklif gelir, kime gelmez tahmin edebiliyoruz, biliyoruz yani bunları. Şimdi Galatasaray'da tahmin ettik. Icardi, işte Sasha Boy, Nelson, ama Kerem. Şimdi şunu hazır söyleyeyim. Olmasının anlamı yok. Galatasaray'da oyuncular gelip monte olabiliyor. Mesela geçen bu sene gelen transferler. Ya Icardi'si, ona itirazım yok. O günkü şartlar. Galatasaray'da arası. Gidecekler konusunun daha da önem kazanacağını yazın. İşte ben sırayı koyayım şimdi, istiyorsan. Sırada 1 Sasha Boy yazarız. 2 Zaniolo yazarız. 3 Nelson'u yazarız. 4 olmaz. Olursa Kerem Aktürkoğlu olur. Ama sıralamada bu şekilde gidecek diye düşünüyorum ben. Bir de şimdi bunlar önemli olanlar. Bir de belki takımdan ayrılmasının takım açısından çok bir ehemmiyeti olmasa da Galatasaray'ın yaptığı yatırım itibariyle çok önemli olan isim var. Yusuf Demir. 6 milyon euro. Yusuf Demir. Evet evet. Yani bir şekilde geri kazanmak lazım. Oradaki sıkıntı da şu, doğru, oldu işte oyuncunun yabancı statüsünde sayılması. Adeta çocuğu da demoralize etti. Oyuncuyu da demoralize etti. Ama gelirken o biliniyordu ama. Biliyordu yani, tabii ki, ama orada da şey yani herkes beklemiyordu 8 artı 3 kuralına. En azından esnetilmesi yönünde bir... Yeni sezon için evet o biraz... Evet, herkes için etti. Bir ayak kırıklığı yaşadı. Çünkü Kasım ayında ya da Aralık ayındaki toplantıda herkes yeni sezonu serbest kalsın diye anlaştı. Sezon sonu geldi, değişti fikirler. Mesela benim bir arkadaşım var, Yusuf yazmış Demir'le şimdi. Yusuf Demir'le ilgili mesela teklif Halit Ballı geliyor. Yazmış benim arkadaşım Çorlu'dan. O da yazmış, demiş ki o gün abi, peki, o güne katılmıyorum. Yine gelecek sene en hazır takım Galatasaray olur diyor. Peki. Mevcut durumda. Şimdi Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta tabii şu an sorular geliyor. O başta dedik ya, Ceyhun Bey'i neden gitti Barcelona'da? Ne gibi temasları var acaba, bir İspanyol oyuncuyla mı anlaşılıyor, anlaşılacak? Bu noktada Beşiktaş'ta soracağımız sorular çok sevgili, evet, dostum. Devam edelim. Beşiktaş Sportif Direktörü Sayın Ceyhun Kazancı İspanya'ya gidince herkesin aklına ilk gelen Geoffrey Kondogbia oldu. Çünkü Atletico Madrid'in oyuncusu. İspanya'dan en yoğun gündem maddesi de şu an Beşiktaş'ta Kondogbia olduğu için öyle düşünüldü, ama Barcelona'da ziyareti ortaya çıkınca herkes bir ters köşe oldu orada. Yani Barcelona'dan kimi istiyoruz durumuna gelindi. Ben kendisiyle de görüştüm. Açıkçası bu Barcelona futbol direktörü Alemanya'ya bir dost ziyareti gibi olduğunu söyledi, ama sonrasında bazı bilgiler derledik, toparladık, öğrendik. Benim aldığım ve bugün de sabah gazetesinde yazdığım, Sayın Ceyhun Kazancı'nın bu toplantıda Barcelona'dan Osasuna'da bu sezon kiralık olarak forma giyen 21 yaşında bir kanat oyuncuları vardı. Abde Ezzazoli. Aynen. Onu istedi. Ama Barcelona şu yanıtı vermiş. Biz gelecek sezon Abde'yi çok önemli bir noktada düşünüyoruz kadromuz içerisinde. Dolayısıyla onu veremeyiz. İstiyorsanız size kadromuz içerisinden Alex Collado'yu verebiliriz. Hmm. O da yani başka bir şey için gidip başka bir şey. Ya böyle... Evet yani bu, aynen öyle oldu. Yani gittiği oyuncu sol kanat, ama Barcelona'nın teklif ettiği oyuncu, hani kadromuzdan verebileceğimiz dediği oyuncu sağ kanat mesela. Alex Collado her şeyde oynamıştı. Geçmişte çok da oynayamadı, ama tam tersi Abde mesela çok iyi bir sezon geçirmişti. Frankesi konusu da bugün çok yazılıp çizildi. Frankesi'nin konusu muhtemelen Aleman ile Ceyhun Kazancı arasında yaklaşık 10 saniye sürdü. Kesi denildi. Barcelona'da şaka mı yapıyorsunuz durumuna geldi. Çünkü bırakmayı düşünmüyorlar. Burada Umtiti ismi geçiyor, ama Umtiti sol stoper. Beşiktaş'ın şu anki arayışı sağ stoper. Bundan yani bu ayrımı da biraz yapmak gerekiyor. Omar Koley var orada. Beşiktaş'ın aradığı oyuncu sağ stoper. Oraya odaklanmak Beşiktaş gerekiyor. Beşiktaş kaç transfer yapacak? Beşiktaş şu an 4, 5. Mesela Galatasaray bana sorarsan 7 transfer yapacak. Yani bu arada ben daha önce de Beşiktaş'la ilgili sorununa 7 dedim. Hani aynısı tekrar gibi olacak, ama 7 bekliyorum ben. Ama başkan da Sayın Ceyhun Kazancı da 3 ya da 4'ten bahsediyor. Ama bu 3 ya da 4 dediğimiz nokta, bunu ayırt edelim. İlk 11 özelinde doğrudan değerlendirilecek 3-4. Nedir bu? Sağ stoper. Beşiktaş'ın şu an ihtiyacı mı? İhtiyacı. 6 numara. Beşiktaş'ın şu an 6 numarası yok. Amir Acametoviç bir 6 numara değil.
Josef de Souza'nın ayrılığından sonra o profilde bir oyuncu istiyor Şenol Hoca. Böyle biraz fiziksel olarak oyuna ağırlık koyabilecek, uzun boylu, biraz fiziki yapısı daha iyi noktada bir oyuncu istiyor. Kondogbia da buna yakın bir profil olduğu için onun üzerine çok duruluyor. Sol kanat, çünkü Beşiktaş'ın bir sol kanat oyuncusu yok. Cenk Tosun sol kanat forveti oynadı bu sezon, çok iyi işler başardı. Yeni ama bir Enkudu'sunu arıyor. Enkudu, yani yeni Enkudu demeyelim de, hani Enkudu'nun oynadığı mevkiye bir oyuncu araya diyelim, daha sağlıklı olur. Ve Şenol Hoca biliyorsun, 10 numaraları çok sever. Geçmişten bugüne her takımında aşağı yukarı değerlendirdi. Belki günümüz futbolunda çok kalmadı gözüyle bakıyoruz ama Şenol Hoca seviyor yani. Böyle 6-8-10 dizilimlerine bir 10 numara arayışı var. Ama tabii burada transfer ekibinin de Şenol Hoca'ya sunduğu isimler oluyor. Yani hocanın fikrine göre hareket ediliyor. Şenol Hoca olur verirse gidilen oyuncular var. Şenol Hoca'nın önünde bekleyen isimler var. Bunlardan bir tanesi Daler Kuzyev. Şenol Hoca'nın önünde bekliyor. Şenol Hoca okey verirse Kuzyev'e, o zaman gidilecek ve kendisine resmi teklif yapılacak. Hmm. Şu an bir hazırlık yapıldı zaten. Ama beklenti şu, Şenol Hoca tamam versin, biz de gidelim görüşmemizi resmi olarak başlatalım. Şey. Tabii. Şenol Hoca da şunu düşünüyor. Ya 6 istiyor, 8 şey 6 numara. Yani ön libero ve 10 numara düşüncesi var. Ama Kuzey'e bir 8 numara. Yani şimdi oraya 8'e bir oyuncu alırsanız bu sefer başka yerden feragat etmeniz gerekebilir. Çünkü elinizde Amir Hacı Ahmetoviç de var o mevki oynayabilen. Salih Uçan oynatıyor zaten Şenol Hoca orada. Ve stoper konusu. Stoper konusunda da şöyle bir şey var. Romain Saiss'ın ayrılığına hazırlık yapılıyor şu an Beşiktaş'ta. Romain Saiss bütün planların hepsini bozuyor bir anlamda değil mi? Saiss'ın ayrılığına gidersin. Şöyle hazırlık yapılıyor. Beşiktaş zaten bir sağ stoper alacaktı değil mi? Ama Saiss'ın da ayrılığına göre hem 6, yani hem ön libero hem de sağ stoper oynayan bir oyuncu daha alınacak. Yani o bahsettiğimiz hani Kondogbia gibi bir ön liberonun dışında iki mevkiyi bir arada oynayabilen. En yakın profil de şu anki mevcut listeler içerisinde gündemdeki isimler arasında mesela o profile en uygun isim Daniel Amartey. Aslında bir sağ stoper değildi. Biraz devşirildi ön libero. Sağ stoper. Beşiktaş'ın gündeminde hani o Romain Saiss'ın ayrılığından sonra hem savunmada hem de ön libero'da destek verebilecek oyuncu profilinde. Burada Gerson konusu çok fazla Beşiktaş'ta bu süre. Şimdi Galatasaray'da birçok oyuncu için konuşuyoruz bunu. Beşiktaş'ta ise ağırlıklı olarak sezon biter bitmez Romain Saiss ve Gerson konusu konuşmaya başladık. Çünkü Gerson'a da çok büyük ilgi var. Evet, Lazio çok ilgili. Ondan sonra Hollanda'dan aynı şekilde çok büyük ilgi var. Ajax, PSV, Eindhoven. Henüz Beşiktaş'a resmi olarak Beşiktaş yöneticilerin önüne değerlendirilebilecek bir antetli kağıt gelmedi bir kulüpten. Sürekli bir aracılar vasıtasıyla sorgu vesaire hazırlık. Ama gelse dahi Beşiktaş yönetimi Gerson Fernandes'i bırakmamakta ısrarcı bu sezon. Yani 20 de gelse, 25 de gelse, yani 20'de zaten bırakmayacaklar da 25'te de bırakmaya çok gönüllü olacaklarını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü bir sezon daha kalmasını istiyorlar. Gelecek sezon hem Süper Lig hem Avrupa'da Gerson'un biraz daha oyuna katılımı, tabela yapmasıyla birlikte o değerini daha da artıracağı düşünülüyor. Ve tabii ki takım içinde çok önemli bir futbolcu. Beşiktaş'ta ilk etapta saydığımız bu isimler gündemde ve bölgeler Ante Rebic. Rebic konusunu geçtiğimiz ay yazmıştım. Orada iş biraz şöyle sorunlu. Yani Almanya'dan isteyen takımların dışında oyuncunun bir de Suudi Arabistan'dan beklentisi var. Bunu bu arada muhtemelen sen de duyuyorsun Serhan abi. Ya zaten söylüyorlar gerçi Icardi için de diğer futbolcular için de ilgilenilen oyuncular için de. Ya ve Arabistan furyası çıktı. Kimle ilgilensek oradan teklif gelir mi diye bekliyorlar yani. Bize ya da iş yapmak şu adına. An en hareketli yer Arabistan olduğu için herkes belki futbolcusunun ön plana çıkması için orayı çok kullanıyor olabilir. Bu arada Ceyhun Kazancı'nın İspanya ziyaretiyle ilgili şunu da söyleyelim. Yarın İstanbul'a geri dönüyor. Ama yarın dönmeden bir görüşme daha yapabilir. Bu kez Barcelona'da olmayabilir o görüşme işte. O görüşmenin Atletico Madrid tarafıyla olabileceğini düşünüyorum. Kondogbia için. Başkent'e yarın, geçer. Yarın dönüyor. Dönmeden son bir görüşme daha yapabilir. Sen Beşiktaş'ı nasıl değerlendiriyorsun sevgili Serhan? Ya yani ihtiyacı olan transfer önemli yerleri var. Mesela bir stoper kesin. Bir kanat oyuncusu dediği gibi.
Belki bir de bir santrafor. Abi bir de şöyle bir durum daha var. Onu da ekleyelim. Sol kanadı çok konuşuyoruz, yazıyoruz. İsimler var gündemde. Ama bir de Nathan Redmond konusu var Beşiktaş'ta. Nathan Redmond imza atmazsa Beşiktaş'a sağ kanat konusu da gündeme gelecek. Ben orada bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum ya. Redmond'la artık konuda anlaşacaklarını düşünüyorum. Orada belki menajerlik biraz parayı yukarı tutmaya çalışıyorlar. Ya tabii Redmond ki Premier Lig'den de teklifler var ama. Var. O da eşini ön plana çıkartıyor. İşte eşim doğum yapacak. İngiltere'de doğum yapmasını istiyorum şeklinde haberler çıktı da. Yanılmıyorsam bir hafta içerisinde ben doğum gerçekleşecek. Hani Vandana'nın olayı kızıştırması şeklindeki haberler tarzı bir şey haberler olduğunu düşünüyorum ben onun. Ama ben şunu net bir şekilde söyleyelim. Geçen seneden bu seneye baktığımızda Beşiktaş'ın en iyi transferi Şenol Güneş. Onu net söyleyelim. En azından futbol aklı var. Yani Valerian İsmail'le o futbol aklını yaşayamamıştık. Valerian İsmail'le bu arada Watford'a gitti. Evet. Biliyorsunuz. Biliyoruz tabii canım. Yardımcı antrenörlerinden biri de eski Trabzonsporlu Ömer Rıza. Biliyoruz onu açıkladılar. Da. Açıkladılar. Şey... O açıdan. En büyük transferi Şenol Hoca. Tabii ki Şenol Hoca. Çünkü öyle bir takım oluşturdu ki o takım hem Ahmet Nur Çebi başkanın kongre sürecini ortadan kaldırttırdı. Beşiktaş taraftarının tekrar duygusunu, tekrar o coşkulu taraftarlık ruhunu tekrar yansıtması, takıma inancını tekrardan kazanmasına sebep oldu. Hem de Valerian İsmail zamanında kaybedilen oyuncuların hepsini tek tek kazandı hoca. Ve tabii ki ben oradaki devre arasındaki en iyi transfer dönemini Beşiktaş'ın geçirdiğini düşünüyorum. Yani özellikle sağ bek mevkisi, orta sağ mevkisi, stoper mevkisindeki çok önemli takviyelerle Beşiktaş oradaki hem gelen oyuncuların maksimum verim aldı, hem verimle beraber üst üste maçlar kazanarak taraftarını bu coşkuyu ortak etti. Tabii ki bu sene çok önemli eksikleri de olacak. İşte Sayıs'ın gitmesi bana sorarsan çok büyük tehlike. Çünkü Sayıs artık Beşiktaş'ın en iyi oyuncusu dediğimiz anda, ki sezonun en iyi oyuncusu bana sorarsan Sayıs'tı yani. Cenk'e Menk'e bakmazsak işte hani yabancı olarak baktığımızda. Aboubakar da geldi, iyi performans gösterdi. Redmond son zamanlarda çok iyi performans gösterdi. Ama Sayıs'ın en milli takım biliyorsun çok önemli bir maçlar yaşadı ve ondan sonrasında Beşiktaş kariyeri orayı rahatlattı. Şimdi orayı kim alacak? Çünkü Beşiktaş'ta stoper mevkisi çok önemli mevki. O stoper mevkisinde çok önemli oyuncular getirmediğin süre içerisinde çok büyük sıkıntılar yaşayabiliyorsun. Yaşadı da Beşiktaş. Orta sahada Jason adeta orta sahayı Salih'le beraber çok uyumu içerisinde geçirdiğini düşünüyorum. İki tane oyuncunun Beşiktaş için vazgeçilmez olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Cenk'in sakatlanması çok kötü oldu. Cenk yetişmiyor zannedersem. Yok. Yetişmiyor. Yani aşağı yukarı bir ayı daha var salon çalışmaları vesaire başlaması için. Sonrasına sağ açıkta sakatlıktan gelen Raşit Gezal. Raşit Gezal'ın ben tekrar eski havasına geleceğini düşünmüyorum. O bölgeye de çok takviye, acil takviye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ama Redmond kalırsa yapılmaz. Redmond kalırsa hem Gezal hem Redmond'un varken Redmond kalırsa zaten Gezal'a forma şansı vermez. Açık ve net bunu söyleyeyim. Çünkü ben Redmond'u çok beğeniyorum. Özellikle ofansif olarak çok büyük katkıları var. Tabii ki sol kanat ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Ama genel anlamda oradaki en büyük transfer dediğim gibi Şenol Hoca. Şenol Hoca olduğu süre içerisinde Beşiktaş'ın hem de Beşiktaşların gözü arkada kalmaz. Hakikaten öyle değil mi? Bu arada şimdi hani mesela kaç transfer yapacak konusuyla başladık ya. Bu saydığımız isimlerin hepsi dikkat edin. İlk 11 açısından o rekabete girecek oyuncu. Mesela bunların dışında gurbetçi oyuncularla da ilgileniyor Beşiktaş. Birçok ismi sordu. Şu an hala görüşme yapıyor. TFF 2. Lig'den de var aynı şekilde. Soma Spor'dan bir sol kanat var. Emrecan Bulut. Onun dışında mesela Can Uzun Galatasaray'a çok yazıldı. Hem Galatasaray hem Beşiktaş hem Fenerbahçe. Ama onlar geleceğe. İşte hem Galatasaray hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'a ilgilendirelim diyorum. Yusuf Kabadayı Bayern Münih 2'de 19 yaşında forvet. Yusuf Kabadayı'ya sor yani bir nabız yoktu da Türkiye'ye gelmek istemedi kariyerinin bu evresinde. Oralarda da bir arayış var. Yani kadronun biz 11'ini konuşuyoruz. Bir de rotasyon kısmını da değerlendirmek gerekiyor. Çünkü Beşiktaş'ta özellikle bu sezon yaşanan bazı maçların sıkıntısı yedek kulübesinden kaynaklı oldu temelde. Evet, ilk 11'de her futbolcu her maç üst üste aynı performansı gösteremeyebilir. Ne yaparsınız? Kötü oynayan oyuncuyu bir hafta yedek kulübesine çekmeniz için yedek kulübesinden
onun yerini daha iyi bir şekilde doldurabilecek o maçta bir oyuncu çekmeniz gerekir değil mi? Ama dönüp kafayı çevirdiğinizde o profilleri çok göremedik bu sezon performansı itibariyle. En iyi rotasyon oyuncusu bu sezon Beşiktaş'ın Tayfur Bingöl oldu. O da yok yeni sezonda. Beşiktaş'ın orayı da zenginleştirmesi gerekiyor. Ve şu var, çok fazla kiralık oyuncusu vardı Beşiktaş'ın. Bunlar geri geldi, kadro şişti. Şenol Hoca hiç sevmez. Şenol Hoca'yı hepimiz tanıyoruz değil mi? Şenol Hoca 40 kişilik takım sever mi? İstemez. 35 kişi, 40 kişi, 30 kişi sevmez. Yani oraya kaç... Başkan da istemez. Şimdi bak, Antalyaspor'a Emre Can'ı verdi. Sol stoper geri geldi. Montero sol stoper geri geldi. Beşiktaş'ın 3 tane sol stoper oldu bir anda. Kiralıktan dönüyor. Montero ile Beşiktaş yollarını ayıracak bu arada yazın. Bir şekilde kiralık vesaire bonservis. Kurtulamadı gitti aslında baktığın zaman. Ya Hamburg'da şöyle bir talihsizlik oldu. Hamburg'a 2,5 milyon euro opsiyonu Montero'ya gönderdi Beşiktaş. Dediler ki orada biraz oynarsa bonservisi alır. Biz de 2,5 milyon euro gelir elde ederiz. 3 maça çıktı, 2 kırmızı kart gördü. Onun içinde bunlar. Oluyor. Maalesef var. Kaleci transferi herhalde en kafası Ersin'e rahat bağlı. Olduğu yer. Ersin'e bağlı biraz. Ersin'de ayrılmak gibi bir talebi var mı onu da bilmiyoruz tabii. Şöyle Avrupa'da menajerinin arayışları içerisinde olduğunu biliyorum. Ersin'in de geçtiğimiz sezondan bu sezona böyle beklentileri olduğunu biliyorum. Çünkü Beşiktaş'ta Rıdvan gitti, Emirhan, Serdar Saatçı bunlar transfer oldu Avrupa'ya. Ersin Destanoğlu da şampiyonluk sezonunda Beşiktaş'ın kalesini koruyan şampiyonluk apoleti takmış bir kaleci. Evet, bu sezon performansı itibariyle çok eleştirildi. Hatalı maçları çok fazlaydı. Ama bir önceki Sergen Hoca'nın sezonu hatırlayalım. O sezon kaleyi Ersin Destanoğlu taşıdı. Şimdi mental olarak da düştü tabii ki. Ve Mert'in Şenol Hoca ile birlikte kaleyi devralması, olağanüstü bir performansla milli takıma kadar geri dönmesi, milli takımın da kalesini devraldı, sadece Beşiktaş değil. Ersin'i biraz unutturdu bu süreçte. Ama Ersin'e yurt dışından, yani özellikle Belçika tarafında bir arayış ve beklenti temasları olduğunu biliyorum menajerinin. Oradan bir teklif gelirse hem Beşiktaş hem Ersin Destanoğlu cephesi değerlendirecek. Ersin'in ayrılığına göre Beşiktaş'ta belki bir rotasyon kalecisi olabilir ilerleyen dönemde. Ama şu an için, bugün itibariyle henüz öyle bir gündem yok. Var mı başka senin Beşiktaş'la ilgili söylemek istediğin? Yok, yani ben o günün sözüne takıldım. Dedi ya, en hazır takım Beşiktaş dedi ya. Aslında baktığın zaman tabii ki teorik olarak... Ha, sezon de, devam ederken, ben bunu sezon bitmeden 2 hafta önce söylemiştim. Yani iki maç önce. Tabii sen söyledin bunu burada. Sanki mevcut tabloda dedim. Yani işte mevcut tablo bize gerçeği söylemiyor. Mevcut tabloya baktığı zaman geçen sene o zaman sezon başında Jesus'lu Fenerbahçe'nin şampiyon olması lazımdı. Ama o başka bir şey. O yüzden benim Şevket Çelik adında avukat bir abim var. O da bizi izliyormuş. O da söyledi. Sezonun en hazır takımı biziz dedi Şevket abi. Ben de ona katılıyorum Galatasaray olarak. Eğer senin elinde saydığımız oyuncu Sasha Boy'un, Nelson'un, Kerem'in tabii ki kalırsa Galatasaray hazır takım diyeceğiz. Bu ayrı bir şey. Ama bugün ben şunu söylüyorum. Siz aynı anda hem Nelson'u hem Sasha Boy'u satarsanız, Icardi de olmazsa nasıl sezona başlarken en hazır takım Galatasaray olsun? İşte Galatasaray, yeni transferlerin uyumu, yeni transferlerin yaptığı süreç performansı önemli. Galatasaray en iyi yaptığı şey transfer yapmak. Galatasaray bu transfer yapma özelliğini Erden Timur'un ve Dursun Özbey'in transfer yapma özelliğini kaybetmediği süre içerisinde Galatasaray her zaman başarısını... Ya bak, buna bir şey demiyorum, buna itirazım yok. Bu başka bir şey. Ama Galatasaray'da Beşiktaş'ta da Fenerbahçe'de kimler geldi, kimler geçti. Uyum sağlayamadığını gördük. Kötü izler bırakarak ama gitti. Ama şimdi para kazanması lazım kulüplerin. Hayır, yani tabii özellikle... ki. Ben zaten bundan yanayım bu arada. Sezon ben başına geldiğimizde o zaman da biz hep şey konuştuk. Sasha Boy'u niye götürmediler kampa? Hayır, ben niye yanayım gönderdiler dediğimiz adam şu an 15-16 milyon euro bandında, 17 milyon, 20 milyon euro bandında bir oyuncu haline geldi. Ve bu oyuncudan vazgeçildiği takdirde yine Sasha Boy'u bulabilirsin, yine Nelson'u bulabilirsin. Ama tabii ki ilk başta da ikisine beraber sattığında sağ tarafı baktığın zaman bir de sol bek ritim bozuntusu da tabii bir de mesela sol bek konusu da Kazımcan'a sonuna kadar güveniyorum orada. Galatasaray'ın dörtlü savunmasında bir tane ilk 11 oyuncun kalıyor geriye. O yüzden diyorum Galatasaray belki bugün istediği teklifi henüz alamamış olabilir Nelson ve Boy için, ama almış gibi hareket etmesi gerekiyor. Onun planlamasını yapıyorlar yani. Zaten beklenti o yönleri. Beklenti Sasha Boy'dan para gelecek, Nelson'dan para gelecek, ama Sasha'nın
sakatlanması adeta Galatasaray yönetiminde canını sıktı diyebiliriz. Tabii. Çünkü oynadığı takdirde, milli takımda oynadığı takdirde daha fazla ön plana çıkacaktı. Yani bu şey oluyor, elektronik sayar makine atıyor ya, 1 milyon attığı takdirde Galatasaray'ın istediği fiyatlara gelebilirdi. O açıdan sıkıntı oluşurdu ama tabii transfer çok göreceli bir iş. Hani mesela biraz önce dedik, Sayın Erden Tümur'un saydığı isimleri dedik. Bunlar şu an için yok ama yarın önümüze gelebilir bu isimler. Mesela Erden Tümur Hakim Ziyeç'i çok istiyor. Yani geçen sene Galatasaray'ın ana gündem maddelerinden bir tanesiydi. Bunda sıcak bir gelişme olabilir. Aubameyang'da sıcak gelişme olabilir. Dembele'de sıcak gelişme olabilir. Paredes muhteşem bir sıcak gelişme olabilir. Icardi'nin önerdiği oyuncu olarak bakarsak. Ama gidecekler daha önemli işte. Baktığımız zaman işte Sasha'nın gitmesi çok ön planda. Nelson'un gitmesi ön planda. Zanyola'nın gitmesi de ön planda. Galatasaray hem gelir edecek hem de gelir satacak. Sponsorlar Serhan da Serhan abi bir şey sorabilir miyim? Gelecek sezonun planı orta sahaya Paredes konuşuyoruz. Hı hı. Sergio Oliveira Galatasaray'da yedek kalmayı kabul eder mi? Etmek zorunda. Ya yok. Yani sence böyle etmek zorunda başka bir şey. Aha. Sözleşmesi devam ediyor. Çünkü niye biliyor musun? Sergio Oliveira'nın kariyeri hep böyle ilerledi. Yedek kaldığı anda takımdan ayrılmak istedi. Öyle. Gerçekten yapı itibariyle öyle. Yedek kaldığı anda o takımdan ayrılmayı istedi. İlk geldi Avusturya kampına baktım. Bu adam ne böyle ya dedim. Yani egolar tavan yapmış. Böyle kendi başına böyle dedim ne artist bir topçu falan. Kendini herkesin üstünde görüyor. Öyle bir yapısı vardı. Şey için diyorum. Ama acaba işte, yani Okan, arada mesela teklif geliyor mu merak ediyorum. Çünkü Galatasaray oraya birini çekerse böyle bir şey olsa teklif de varsa hazırda değerlendirilebilir. Ya Galatasaray'da sürpriz ayrılıklar ve sürpriz katılımlar olacak. Sürpriz ayrılıklarda hiç beklemediğimiz oyuncağı da gidecek. Bunun hiç beklemediğimiz Mustera gidiyor. Teklif var Mustera'ya Suudi Arabistan'dan. Abi Galatasaray'da forma aslanın ağzında. Mustera'ya Suudi Arabistan teklif var. Söyleyeyim mi Serhan abi? Ama Suudi Arabistan vallahi herkesin işlerini kapattı. Alıyor ya. Seni bile alacaklar. Geliyor. Ver kırmızı yani son 10 günde bu kadar Suudi Arabistan kelimesini duymamıştım. Yani hayatım boyunca son 10 günde duyduğum kadar duymadım. Yöneticiler şunu söylüyor. Kimle ilgilensek, yani kimle ilgilensek değil de ağırlıklı olarak böyle hani biraz B+, A seviye futbolcular itibariyle söyleyelim. Bu futbolculardan boşa çıkanlar vesaire oluyor. Ya da kulübünden ayrılık talebi olanlar hepsi Arabistan'dan teklif gelir mi diye bekliyorlar. O yüzden bizim burada belki bizim buradaki antrenörlerimizin de bazıları bekliyor. O yüzden ben de şey diyeyim ki şunu söylüyorum yani Icardi canım kardeşim daha yaşın genç. Birkaç sene daha Galatasaray'da oyna. Ondan sonra gidersin Arabistan'da parayı bulursun. Ya zaten Galatasaray'da istediğin paraları verir. Ve Galatasaray'da Icardi için verilecek para maksimum 8 milyon euro. O da bonuslarla beraber. Kendisine. Yıllık. Değil mi? Yıllık. Yıllık. Bizim için çok büyük paralar. Aylık olacak herhalde. Bizim için çok büyük paralar bu arada. Yani. Çok büyük para ama yani şimdi mesela Galatasaray'da biliyorsun Gomis gitti. Yerine Falcao'yla Cagney'i aldın 50 milyon euro gitti. Limiti ya kötü bir şey söylüyorum. Ben şu alana yok. Sana katkı limiti en fazla bu kadar zorlayabilir zaten Galatasaray. Hani bunun ya üstüne de maaş dengelerini zaten yapman lazım. İşte orada sponsor devreye gidiyor. Yani Galatasaray devreye giriyor. Kardeşin olabildiğiniz 8 milyon euro dediğimiz rakamla limiti bayağı aşıp zorlamış ya zaten. Bu oyuncu zaten 7 milyon euroyu gördü zaten. Aldığı para bu şekilde. Tabii. 6,5 milyonu. 6 milyon 750 bin euroyu gördü yani. O açıdan baktığımızda Paris Saint Germain tarafı da çok önemli. Ama hep şunu söyledik, zor bir transfer. Benim için daha geçen haftaya kadar çok zordu. Sayın Erden Tümur'un çıkmasından sonra benim için daha kolay hale geldi. Ya bir şey söyleyeyim. Daha biz şeylere henüz başlamadık. Onlar da gelecek. Kulüplerin birbirleriyle rekabet haline gireceği transferler. İşte Türkiye kaybediyor. Daha yok ona gelmedi. Türk futbolu kaybediyor. O da gelecek. İşte Fenerbahçe'nin ilgilendiği futbolcuya Galatasaray. İşte Galatasaray. Ama Arabistan bütün hesapları bozdu. Kimse kimsenin bütün ilgimi alacak Arabistan'da. Salça olamıyor mu? Ya belli mi olur Seren? Kulüp başı 1 milyar dolar vermişler yani kulüplere Arabistan'da. 1 milyar dolar her kulübe. Ya onu yapacak lan. İyi be. Dolayısıyla 30 milyon ya onu öyle yapacaklar. Yani futbol nereye gidiyor sorusunu formaya reklam versinler öyle gelsinler yani. İsim hakkı stada isim hakkı versinler. Bir yerde düzenleme yapılması mı gerekiyor acaba? Ya onlar da kendi ligini paylaşmak istiyorlar. Şimdi zaten Suudi Arabistan'daki o Icardi'yi görmek isteyen oyuncular desen ki Icardi'yi burada Suudi Arabistan'da mı izlemek istiyorsunuz? Yoksa Galatasaray'da mı izlemek istiyorsunuz derseniz bütün Suudiler Icardi'yi biz Galatasaray'da görmek istiyoruz derler yani. Ne yapacaklar orada izleyip? Adam burada zaten. Bir de Şampiyonlar Ligi görecek bu adam.
Yani orada şey de diyorlar mesela, direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılsaydı belki Icardi'nin bakış açısı değişirdi. Şimdi direkt de giremiyor. 3-6 maç yapacak. Ama yani geçen sen 13. olan takıma ikna ettin sen. Ya Icardi. Öyle. O yüzden ikna yeteneği kuvvetli bir Erden Timur var. Olabilir mi? Olabilir. Yani Erden Timur yarın bir gün sen Arabistan'da gidip kanala sunuculuk yapmak istemesen, Erden Timur gelip Arabistan adına sunuculuk teklifi yapsa, ben sana söyleyeyim 5+2 imza atarsın sen. Öyle mi diyorsun? Yani Erden Timur'un ben o ikna yeteneğine birebir şahidim. Şu kıymetli. Ve yeni tanımıyorum ben. 10 seneden beri tanıyorum Sayın Erden Timur'u. Yöneticilikten önce de tanıyorum. İkna yeteneği kesinlikle. Şu da kıymetli bu arada. Burada söyledi. %1 ihtimalin dahi peşinde koşuyoruz. %1 de bizim için bir ihtimaldir. İşte mesela Zaniolo transferi. Şunu söylemek istiyorum. Çünkü bazen sen de buna şahit olmuşsundur abi. Sen de aynı şekilde Aykut abi. Yöneticiler şunu söylüyor. Ya bize gelmez ki. Olmaz ki. Ya işte sormaya bile gerek yok derler değil mi? Oysa sorsalar belki de olabileceğinin kanısına varırlar. Ama Galatasaray olmayacağını düşünse peşinden gitmeye devam ediyor. İşte Erdem Bey bunu yapıyor. Erdem Bey bunu yapıyor. Bir de eskiden büyük oynamak aslında. Bunu kısaca tabiri son bir dakika. Geçen sene oyuncuları ikna ederken işte Galatasaray kulübünü tanıtıyordun. Ondan sonra Boğaz'ı tanıtıyordun. Ondan sonra Antalya'da tatil yerlerini tanıtıyordun. Tabii, şimdi Galatasaray'ı tanıtmak için bir şey önemli. Fenerbahçe maçı ve Fenerbahçe sonrası kutlamalarını ortaya koysunlar. Her futbolcu gelip o statta maç oynamak ya ister. Bunlar önemli. Bu transfer süreçlerinde bak Beşiktaş Roma'yı sayısı 6 sezon Wolverhampton'da az oyuncu olarak, düzenli olarak oynamış bir önce Premier Lig'den bedavaya oyuncu getirdi değil mi? Hiçbir bonservis, imza parası vesaire. Hani maliyeti çok düşük. 1.8 milyon euro alıyor. Sayısı getiriyor. Fas milli takımı kaptanı. Ama 5 aylık bir süreçle getirdi. Peki. Buraya. Stattan videolar ata ata. O güne de Serhan'a da çok teşekkürler. Teşekkür bu akşam da transfer raporunu ver kırmızıyı noktalıyoruz. Hoşçakalın.